Sayın Bakanım, kıymetli kamu ve özel sektör temsilcileri, değerli izleyicilerimiz, Turkuaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Tarım Ormanın Geleceği webinar serisinin ilkinden hepinizi selamlıyoruz. Webinar serimizin devamı 26 Ağustos ve 2 Eylül'de birer hafta arayla düzenlenecek toplantılarımızla devam edecek. Sonrasında ise fiziki bir zirvemiz olacak. İzmir'de kapanış toplantısını gerçekleştireceğiz. Toprağına sahip çık diyeceğiz. Sloganımız bu olacak. Webinarlarımızda yeni dönemde gıda arzı ve güvenliği, kırsal ve sürdürülebilir kalkınma, tarım girişimciliği, katma değerli üretim ve geleceğin tarım uygulamaları yani tarım teknolojileri konularını ele alacağız. Yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına önemli bir katkı sunulmasını hedefliyoruz. Tarım Ormanın Geleceği webinar serimizin bugün ilkini yapacağız efendim ve açılış konuşmasıyla başlayacağız. Açılış konuşmalarını yapmak üzere de ben hemen sözü Turkuaz Medya, Turkuaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gebeş'e bırakıyorum. Yasemin Hanım buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, iş ve kamu dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, değerli sektör paydaşları, bizleri dinleyen misafirlerimiz ve basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız himayelerinde Para Dergisi tarafından düzenlenen Tarım, Ormanın Geleceği konulu webinarlar ve zirve serimizin ilk bölümünde sizlere seslenmekten mutluluk duyuyorum. Tarım Ormanının Geleceği projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın toprağına sahip çık sloganı çerçevesinde tarımın gelecek 10 yılının tartışıldığı ve sektör paydaşlarının bu sahada yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı hedefleyen bir yapıda tasarlandı. Webinar serimizin ilkinin ana başlığı gıda arzı ve güvenliği olacak. İkinci webinarımız 26 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. Sürdürülebilir kalkınma, kırsal kalkınma, girişimcilik konularını işleyeceğiz. 2 Eylül'deki son buluşmamızda ise katma değerli üretim konularını ele alıyor olacağız. Tüm bu webinarların sonrasında İzmir'de planladığımız fiziki buluşmada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hedeflerinin, stratejisinin ve gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarının geniş kitlelere duyurulmasını, sektör paydaşlarına, kamu ve özel sektör yetkililerine, akademik çevrelere, kadın ve genç girişimcilere, çiftçilere ve kooperatiflere etkileşimli olarak ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu webinar serimiz süresince de ayrıca iki ödül programımızın duyurusunu yapmak isterim. Projelerimizin ilki tarımı geleceğe taşıyanlar ve bu projemizde yaptıkları çalışmalarla tarımın gelişmesine katkı sağlayan gıda, tarım, orman ve hayvancılık alanındaki 10 işletmeye ödüllerini takdim ediyor olacağız. Bir diğer ödül programımız olan Genç Topraklar projemizde ise tarım girişimciliği alanında seçilecek 5 çalışmayı ödüllendirmeyi planlıyoruz. Kazanan paydaşlarımızın ödüllerini İzmir'deki fiziki buluşmada düzenleyeceğimiz ödül töreniyle kendilerine takdim edeceğiz. Değerli katılımcılarımız, tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Tarım, insanların en temel ihtiyacı olan beslenme için gerekli gıdayı sağlayan bir sektör. Bununla birlikte giyinme, barınma, ısınma ve daha birçok ihtiyacımıza karşılık vermekte kaynak oluşturmakta tarım. Toprağa dayalı ekim, dikim ve hasatı ifade eden tarımsal üretim ve faaliyetlerin göçebe düzenden yerleşik düzene geçişinde önemli bir rolü oldu. Tabii ki sanayi devrimine kadar neredeyse yaklaşık 10 bin yıllık bir süre boyunca da tarım insanlığın kaderini belirledi. Tarım sektörü hemen her ülkede tümüyle piyasa ekonomisi ve piyasa ekonomi koşullarına terk edilemeyen ve devlet müdahalesini gerektiren stratejik öneme sahip bir alan. Tarımın diğer bir işlevi ise ülkelerin sanayileşmesine ve dolayısıyla kalkınma sürecine katkıda bulunmasıdır. Sanayileşme sürecinde tarımın milli gelir içindeki payı azalmasına rağmen
diğer sektörlerle güçlü ilişkisi nedeniyle önemini korumaya devam ediyor. Ülkemizde tarım hem toplum hem de ekonomi açısından diğer sektörlerden farklı özellikleri nedeniyle korunması ve desteklenmesi gereken bir alan olarak görüldü. Tarımsal destekleme politikaları ile de iç pazarın büyümesi, kırsal kesimin gelirden daha fazla pay alması, buna karşılık kentlerin uygun fiyatla gıda maddelerine ulaşabilmesi, tarıma dayalı sanayiye ucuz girdi sağlanması ciddi anlamda hedeflendi. Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi, yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması tarımın ana amaçlarını oluşturuyor. Dünyamızın geldiği son noktada küreselleşmenin artıları ve eksileri herkes tarafından tartışılmaktadır. Bu konuya odaklanarak bakacak olursak, 2019 Küresel Riskler Raporu'na göre gelecek 10 yıl içinde gıda kriziyle karşılaşma riski 30 küresel risk arasında orta sıralarda yer alıyor. Ve bu çok önemli. Günümüzde 800 milyonu aşkın insanın açlık çektiği, yaklaşık 2 milyar insanın da olumsuz koşullarda beslenmeye çalıştığı ortamda ciddi ölçüde gıda sıkıntısı yaşanıyor. Konu yalnızca gıda güvenliği bağlamında değil, gıda arz güvenliği bağlamında da ciddi anlamda değerlendirilecek boyutta. Dünya ülkeleri olarak ürettiğimiz gıdanın ancak 1/3'ünü, yani yaklaşık 1.3 milyar ton gıdayı çöpe atıyoruz. Bu rakamın ne kadar abartılı bir seviyede olduğunu belirtmek gerekirse, esasen dünya genelinde meydana gelen kayıp ve israfın sadece 1/4'üyle 800 milyonu aşkın insanın çok rahatlıkla beslenebileceği ifade ediliyor. Ciddi miktarda enerji, doğal kaynak, su, elektrik ve insan gücü kullanımıyla üretilen gıda, yetersiz teknoloji, verimli ve etkin lojistik yönetim eksikliği, insan kaynağı ya da bilgi yetersizliği yüzünden bir sene içinde kaybediliyor ya da çöpe gidiyor. Maalesef durum pek de önemsenmiyor. İşte günümüzün en önemli konuları arasında yer alan gıda arzı ve güvenliği geldiğimiz bu noktada ve bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Mutfakta kullandığımız malzemelerin tohumdan tabağa kadar nasıl bir emek ve süreçten geçerek geldiğini, her birinin ne kadar değerli olduğunu ve bu nedenle her bir malzemeden maksimum yararlanmak gerektiğini biliyoruz. Özellikle şu anda içinden geçtiğimiz pandemi döneminde çok daha dikkatli olmalıyız. Çarpıcı bir örnek vermem gerekirse, bu dönemde Çinli 300 bin arı üreticisi kovanlarını maalesef doğaya yerleştiremedi. Bu durum sadece bal üretimi için değil, bitkilerin döllenmesi açısından da önemli olan arıların doğada dolaşamaması ve tarımsal üretimi olumsuz etkileme riskini taşıyor. Bu ve bunun gibi pek çok olumsuz süreç dünyanın gıda arzı dengesinde gelecek dönemde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini ve insanoğlunun öncelikli ihtiyacı olan bu konuda temkinli davranması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenlerle bugünkü webinarlarımızın ana sloganı Tarım Bakanlığımızın dünyaya rol model olacak projesi Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık. Biz de Turkuaz Medya Grubu ve Para Dergisi olarak gıda kayıp ve israfiyle mücadelede toplumsal bilinci artırma hedefleyen bakanlığımızın bu uzun soluklu projesini sonuna kadar destekliyoruz. Para Dergisi olarak yayın hayatımıza başladığımız günden itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bu çerçevede tarım sektörünün çevreye duyarlılığı, kaliteyi ve verimliliği ön planda tutan bir evrim geçirdiğini ve bu evrim sürecinde bilgi ve kontrol sistemlerinin belki de en önemlisi veri kullanımının arttığını biliyoruz. Sektörlerin teknolojik gelişmeleri adaptasyonu büyüme hızını artıran çok önemli bir faktördür. Göstergeler buraya işaret ettiği için yeni nesil
tarım uygulamalarını okuyucularımızla paylaştığımız dosyalarımızda bu bilinci yükseltilmesine önem veriyoruz. Dünyamızın insanlarla birlikte var olabilmeyi sürdürebilmesi için tarımda ekolojik ve organik uygulamaların çok ciddi anlamda artması gerekiyor. Bu sahada paydaşlara yön veren çalışmalarımıza ağırlık vermeye gayret ediyoruz. Gerek tarımda gerekse diğer alanlarda genç girişimcilerimizi destekliyoruz ve son trendleri hem dergimizde içerik olarak vermeye hem de sektör ortaklarını bir araya getirdiğimiz bu zirvelerimizde anlatmaya özen gösteriyoruz. Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olması vesilesiyle bu sektörün ihracat rakamlarımıza sağladığı katkı ekonomimizde önemli bir mihenk taşı oluşturuyor. Yenilenen dünyada yeni uygulamaların, yeni yatırım olanaklarına şans tanınması ve bu bilgilerin paylaşılması, yeni dinamo taşlarının ekonomiye kazandırılması, ülkelerin refahı ve sağlıklı bir ekonomik sisteme kavuşması açısından önem arz ediyor. Sektörün önde gelen ekonomi dergisi olarak ülkemizin sürdürülebilir refahına ve başarısına katkıda bulunabilecek tüm bu çalışmalarda işbirlikçi olduğumuzu ve stratejik ortak görevini üstlenmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sözlerine son verirken başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'nin önderliğinde yapmış oldukları çalışmalar ve bu önemli projelere bizleri de dahil ettikleri için tüm bakanlık yetkililerimize, grubumuz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu güzel projede bakanlığımızla yan yana kamuoyu bilgilendirme görevimizi yerine getirdiğimiz için Para Dergisi ve Turkuaz ailesi olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz. Aynı şekilde bu projenin önemine vakıf olarak bizlere katılan, kamuoyunun bilinçlendirme sorumluluğunu yerine getiren ve değerli fikirleriyle katkıda bulunan tüm katılımcılarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. Biliyoruz ki webinar serimiz ve zirvemiz paydaşlarımıza, ülkemize, okurlarımıza, milletimize maksimum fayda getirir. Sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğimiz bir misyonun ve heyecanın başlangıç olması hedefiyle hepinize teşekkür ediyor. Herkese çok güzel bir toplantı diliyorum. Teşekkür ederim. Yasemin Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok önemli noktalarda temas ettiniz. Değerli izleyicilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu webinar serimizde Sayın Bakanımıza ve tüm bakanlık yetkililerine vermiş oldukları destekten ötürü tekrar teşekkür ederiz. Ben sözü çok değerli vaktini bizlere ayırarak aramızda bulunan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'ye bırakmak istiyorum. Sayın Bakanım, buyurun efendim. Tamam mıyız? Evet. Geliyor mu sesin? Duyabiliyoruz efendim. Tamam. Çok değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarım ve orman sektörünün her yönüyle ele alınacağı, gelecek beklentilerinin konuşulacağı bu önemli organizasyonu düzenleyen Turkuaz Medya Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Üç farklı oturumda video konferans ile yapılacak bu organizasyonun finalini inşallah İzmir'deki programla tamamlayacağız. Birçok önemli kurumun, özel sektörün ve STK'ların yer alacağı bu zirvenin bizlere değerli çıktılar sunacağına, tarım ve orman sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Değerli konuklar, tarım ve gıda hepimiz için vazgeçilmezdir. Olduğunda pek fark etmiyoruz ama ağzına değerini çok daha iyi anlıyoruz. Dünyayı etkileyen pandemi süreci bizlere tarım ve gıdanın önemini tekrar hatırlattı. Geçmişten alacağımız dersler geleceği daha doğru yönetmemizi sağlayacak. Bildiğiniz gibi en eski uğraş olan tarım, tarih boyunca sadece insanoğlunu beslemekle kalmadı, gelir ve kalkınmanın da önemli bir aracı oldu. Gıda kaynağımız olan bu stratejik sektör aynı zamanda ekonomik bir faaliyettir. Özellikle son 50 yılda tarım gıda alanında artan rekabetçilik bu sektörün ekonomik yönünü daha çok ortaya çıkardı. Son 10 yıldır birçok uluslararası yayında 21. yüzyılda 3 stratejik sektör ön planda yer alıyor. Bunlar gıda, tarım, su ve enerjidir.
İlk ikisi bizim bakanlığımızın sorumluluğunda. Biz de bu sorumluluğun farkındayız. 18 yıldır sağlam temeller üzerine oturan bu sektörü daha ileriye götürecek, yeterliliğimizi artıracak, gıda güvenliğimizi güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Gıdanın önemi ve gıda üretiminin zorluğunu bir örnekle size anlatmak istiyorum. Basit bir örnek ama konunun ciddiyetini göstermesi açısından son derece önemli. Toprağın oluşumu ile ilgili farklı kaynaklarda birçok veri var. Genel olarak tarım yapılabilir 50 santimlik bir toprak ortalama olarak 20 bin yılda yani 7.3 milyon günde oluşuyor. Ama besin kaynaklarımızdan birisi olan buğday 9 ayda yani 270 günde hasat ediliyor. Ancak bir insan açlığa su varsa 56 gün, su yoksa 14 gün dayanıyor. Bize şu veriler bunu gösteriyor. Gıda üretim kaynakları milyonlarca günde oluşurken, üretim yüzlerce günde yapılırken insanoğlu gıdasızlığa sadece birkaç gün dayanabiliyor. Biz gıdanın ortaya çıkış öyküsünü ne kadar iyi bilirsek elimizdekinin değerini o kadar iyi anlarız. Tarım ve gıda sektöründe gelecek beklentilerine geçmeden önce kısa bir geçmiş seyahati yapmak istiyorum. Nereye geldik, neleri kazandık, neleri kaybettik bunları sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi İngiliz iktisatçı Robert Thomas Malthus'un meşhur bir nüfus teoremi var. Bu teorem kısaca şunu anlatıyor. İnsan nüfusu var olan gıda kaynaklarına göre çok daha hızlı artıyor. Nüfus artışı ile gıda üretimi birbirini dengelemeyecek. Böylelikle dar gelirli kesim gıdaya erişemeyerek bir süre sonra hayata veda edecek. Son 50 yılda dünya nüfusu yaklaşık 2 kat artışla 7.7 milyara ulaşırken gıdanın ana kaynağı tarım alanı sadece %12 arttı. Ancak Malthus'un bu teoremi gerçek olmadı. Artan nüfusu doğurmak için verimlilik ve üretim artışı sağlayan yöntemlere ağırlık verdik. Sulamayı arttırdık, gübre ve zirai ilaç kullanımı fazlalaştı, Ar-Ge'ye ağırlık verdik. Sonuçta hem verim hem de üretimde ciddi artışlar sağlandı. 50 yılda tarımsal hasıla 11 kat artışla 3.4 milyon trilyon dolara ulaştı. Tabii bu üretim artışı süreci maalesef birçok sorunu da beraberinde getirdi. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda tarımsal üretim kaynaklarının azaldığını, toprakların kirlendiğini, arazilerin tahrip olduğunu görüyoruz. Dünyada su tüketiminin %70'ini tarım kullanıyor. 50 yılda kişi başı yenilebilir su kaynakları her yıl %1 azalırken su tüketimi ise %1 arttı. Üretim artışı için zirai ilaç ve kimyevi gübre kullanımında da artış oldu. Dünyada zirai ilaç kullanımı 27 yılda %73, kimyevi gübre kullanımı 15 yılda %30 arttı. Doğal ekosistemlerin %70'inden fazlası dönüştürüldü. Tarım ve gıda üretimi küresel sera gazı emisyonun %26'sını oluşturuyor. Son 50 yılda artan üretim tarımın atmosfere saldığı sera gazı miktarını da arttırdı. Son 10 yıl tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. Bu durum en fazla tarıma etkilendi. Kentleşme ve sanayinin gelişmesiyle her yıl maalesef 12 milyon hektar tarım arazisi tahribata uğruyor. 5.2 milyon hektar orman varlığı her yıl azalıyor. Tabii üretim kaynaklarındaki azalmanın yanında tarım ve gıda ürünleri 50 yılda küresel ticaretin daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Son 40 yılda tarım ve gıda ürünlerinin dış ticaret hacmi 7 kat artışla 1.6 trilyon dolara ulaştı. Tarımda girdi ve ürün piyasaları az sayıda güçlü uluslararası firmanın kontrolü altına girdi. Tarımsal ürün ticaretinde 10 firmanın pazar payı %90, gıda ve içecek işlemede 10 firmanın pazar payı %90, bitki koruma ilaçlarında 5 firmanın pazar payı %84, veteriner ilaçlarında 10 firmanın pazar payı %75, tohumda 10 firmanın pazar payı %73, tarım makinelerinde 10 firmanın pazar payı %65. Tarımda bu kartelleşme ülkelerin tarım ve gıda bağımsızlığını da tehdit etmeye başladı. Değerli katılımcılar, paylaşmanın ve israfın önlenmesinin bizim dinimizde, kültürümüzde ayrı bir yeri var. Biz
soframızı kardeşleriyle paylaşan, yerdeki ekmeği öpüp kenara koyan bir milletiz. Maalesef dünyada gıda paylaşımındaki adaletsizlik son 50 yılda giderek büyüdü. İsraf artmaya devam etti. Dünyada üretilen gıdanın her yıl 1/3 kayıp veya israf oluyor. Dünya nüfusunun %26'sı aşırı beslenme sorunu yaşarken, diğer taraftan nüfusun %26.4'ü beslenme eksikliği çekiyor. Dünyada herkes için gıda var. Ancak bu adaletsizlik 821 milyon kişinin yatağına aç girmesine neden oluyor. Sizlere son 50 yıllık dönemde dünya tarım ve gıda sektöründeki resmi kısaca göstermeye çalıştım. Peki gelecek 30 yılda bizi neler bekliyor? FAO, OECD gibi birçok uluslararası kuruluşun son 10 yılında bu konuda araştırmaları ve yayınları var. Bu araştırmalara göre dünya nüfusunun 2050'ye kadar %30 artması bekleniyor. Gıda talebinde ise %60'lık bir artış öngörülüyor. Eğer tedbir alınmazsa sera gazı salımında da %50, küresel ısınmada da 4 derece artış bekleniyor. Diğer taraftan karasal biyoçeşitlikte %10 azalış, kişi başına düşen tarım arazisi miktarı ve tarımda kullanılan su da %24 azalış, birim alandaki verimde ise %8 azalış bekleniyor. Bu azalış ve artışlar kafanızı karıştırmasın. Hepsi maalesef tarım, gıda ve ormanı olumsuz etkileyecek verilerdir. Tabii bugüne kadar tedbirler alınması yönünde ciddi girişimler oldu. Maalesef bunlar halen istenilen seviyede değil. Diliyorum ki tüm milletler tarıma ve gıdaya sahip çıkacak tedbirleri alıp sorumluluklarını bilirler. Biz de geleceğimize daha güvenle bakabiliriz. Değerli konuklar, İnsanoğlunun doğasında tehditleri savuşturma ve fırsata çevirme içgüdüsü hep olmuştur. Bu çerçevede tarım ve gıdada bizi bekleyen tehditlere karşı gelecek 10 yılda bazı kavramlar ve konular daha fazla ön plana çıkacaktır. Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle pandemi sürecinde gıda milliyetçiliği ve yerli üretim kavramları ön plana çıktı. Sınırların kapanması, ülkelerin ihracatlarını kesmesi artık yerli ve yeterli üretimi vazgeçilmez hale getirdi. Bunu gelecekte daha da güçlü hissedeceğiz. Gıda tedarik zincirleri genelde karmaşık bir yapıya sahiptir. Tohumdan üretime, hasattan nakliyeye, depolamadan pazarlamaya kadar birçok unsuru içinde barındırır. Bu sistemi basitleştirmek ve üretici tüketici arasındaki kademeleri azaltmak için gıda tedarikinde kısa değer zincirleri, yani short value chains, gelecek 10 yılda gündemde olacak konulardandır. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız. Bu nedenle eldeki kaynakla yeterlilik temelinde en verimli ve en karlı üretimi yapmak, yani optimizasyonu sağlamak, sürdürülebilirlik için gelecekte öncelikli olacaktır. Suyun bildiğiniz gibi %70'ini tarım kullanıyor. Giderek azalan su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız. Bu verimliliği hem büyük sulama yatırımlarında hem de tarla başındaki sulama sistemlerinde yakalamalıyız. Yeşil büyüme, yeşil ekonomi terimleri 2010'lardan sonra ortaya çıktı. Özellikle kaynakları etkin kullanım ve çevreci politikalarla üretim anlayışı gelecekte yükselecek bir kavramdır. Daha az alanda daha çok üretim yapacak dikey tarım, toprak kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde topraksız tarım ve özellikle şehirlerde kendi ihtiyacını karşılamak için çatı, balkon, park ve boş arazilerde yapılan kent tarımı önümüzdeki dönemde yükselişe geçecek konulardan birisidir. Tüm dünya artık tarım ve gıda üretiminde sera gazını azaltan üretim yöntemlerini daha etkin kullanmaya başladı. Özellikle hayvan beslemede metan azaltıcı, yemleme, gübre yönetimi, toprak işlemesiz tarım gibi tedbirler daha da artacaktır. İklim değişikliğinin en fazla etkilediği sektörlerin başında tarım geliyor. Bu süreçte üreticinin daha az zarar görmesi için tarım sigortası kavramı biraz daha öne çıkacaktır. Bilgiye erişenin bir adım önde olacağı dünyada tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir. Dünyada gelişen teknolojiye hızlı ve doğru şekilde ayak uydurmak zorundayız.
gıda okuryazarlığı öne çıkacak konulardan bir diğeri. Özellikle gıda kayıplarının azaltılması, israfın önlenmesi ve gıda güvenilirliği konusunda tüketicilerin bilinçleri giderek artıyor. Pandemi süreciyle birlikte kırsal yaşama dönüş isteği de giderek arttı. Gelecek 10 yılda kırsalda bir tersine göçü yaşayabiliriz. Tabii bunun boyutunu ve beraberinde neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Değerli konuklarım, sizlere tarım, gıda ve doğal kaynaklar bakımından dünyada son 50 yıldaki durumu ve gelecek 10 yıldaki öne çıkacak konuları kısaca anlattım. Şimdi ise Türkiye'de tarım ve orman sektöründe yaptığımız çalışmalar ve başlattığımız yeni projeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıl boyunca tarım orman sektöründe büyük işler yaptık, altyapımızı güçlendirdik. Son 2 yılda ise Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu yapıyı daha da sağlamlaştırdık. Bu dönemde hayata geçirdiğimiz yeni projeler, biraz önce bahsettiğim tarım ve gıdanın gelecek 10 yılına hitap eden, geleceğimizi garanti altına alan aslında devrim niteliğinde çalışmalardır. Öncelikle Türkiye'nin tarım orman varlığında durumu nedir, ona bir bakalım. Dünyada ekilen tarım alanı toplam tarım alanının %32 iken Türkiye'de bu oran %61 seviyesine. Yani dünya ortalamasına göre iki kat daha iyi durumdayız. 23.1 milyon hektar ekilebilir tarım arazimizde dünya genelinde 17. sıradayız. Yine son 18 yılda orman alanımızı yaklaşık 2 milyon hektar artışla 22.7 milyon hektara ulaştırmamıza rağmen bu alanda dünyada 47. sıradayız. Diğer yandan 14.6 milyon hektar mera varlığımız ile dünyada 44. sıradayız. Dolayısıyla toprak, orman ve su varlığı imkanlarımızı doğru okumalı ve mevcut potansiyelimizi daha etkili kullanacak çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Ülkemiz coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip. 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapan nadir biyoçeşitliğe sahip ülkelerden birisiyiz. Dünyanın tam merkezinde olması nedeniyle geçmişten bu yana ticaret yollarının üzerinde yer aldık. Yani hava, kara ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun %40'ına ulaşma imkanımız var. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede. Avrupa'da 55.1 milyon küçük başta birinci sırada, 18.7 milyon büyük başta ikinci sıradayız. Süt üretiminde üçüncü sıradayız. Tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz. Son 18 yılda AK Parti iktidarları döneminde bakanlığımızın yaptığı yatırımlar ve verdiğimiz destekler ile ülkemize güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdık. Bu kapsamda tarımsal hasılamızı 7,5 kat arttırarak 275 milyar liraya çıkardık. 310 milyar lira tarımsal destek verdik, 585 baraj inşa ettik, 6.6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4.6 milyar fidanı toprakla buluşturduk, tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat arttırdık. Son 18 yılda 220 milyon dolar tarımsal ihracat yaptık. 75 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle verdiğimiz desteklerde muazzam bir artışımız oldu. Son 2 yılda tarımsal desteği %52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin %55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Tarımsal desteklerin bugün itibariyle %77'si, yani 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Verdiğimiz destekler üretime ve tarımsal hasılaya büyük ivme kazandırdı. Son 2 yılda tarımsal hasılamızı %45 artışla 275 milyar liraya çıkardık. Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 içerisinde olduğumuzu yeniden ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün paydaşlarımızın eline, emeğine sağlık diyorum. Salgın sürecinde tüm önlemlerimizi de aldık.
7/24 çalıştık. Dünyada birçok ülkede market rafları boşaldı. Perakende zincirlerini yönlendirdik. Böylece yurt dışındaki market manzaralarını görmedik. Tarımsal üretimde de aldığımız tedbirlerle üretim kesintisiz devam etti. Tarımsal desteklerin %77'sini 7 ay içerisinde ödedik. Nisan-Mayıs aylarının tarımsal kredi borçlarını da erteledik. Tohumun %75'ini çiftçimize hibe vererek ekilmeyen hazine arazilerini üretime kazandırıyoruz. Ayrıca hazine arazilerini çiftçilerimize tahsis ederek ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak niyetindeyiz. Bu süreci 18 yılda oluşturduğumuz güçlü altyapımız sayesinde alnımızın akıyla gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık. Ancak geleceği çok daha iyi planlamamız gerektiğini gördük. Benim 2 yıldır birçok programda sık kullandığım bir söz var. Üreticimizi koruyoruz, tüketicimizi kolluyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 2 yıl boyunca üreticimizi memnun edecek, üretici dostu regülasyon politikalarını yürütüyoruz. Üreticimizin emeğinin, alın terinin hakkını veriyoruz. Alım fiyatlarını hasat öncesi açıklıyoruz. Bu politika hem üreticimizi memnun ediyor hem de üretiminin devamlılığına önemli katkı sağlıyor. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 15 yıl sonra yapılan 3. Tarım Orman Şurası'nda tüm paydaşlarımızı topladık. 50 binden fazla öneri aldık. Tüm bu fikirleri değerlendirerek 5 yıllık planlarımızı oluşturduk. Bu şura sonuçlarıyla gelecek 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Bu yıl Ocak ayı sonunda şura eylem planını kamuoyuyla paylaştık. Pandemi sürecine rağmen eylem planındaki faaliyetlerimizi sırayla hayata geçirmeye başladık. Son 2 yılda dünyadaki gelişmeler ve pandemi sürecindeki yaşananları da dikkate alarak yol haritamız içerisindeki projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerin her biri aslında birer marka. Her bir markanın odaklandığı alan ve konu belli olsa da temelde gıda güvenliğimizi güvence altına almayı, doğal kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı içeriyor. Orman alanını dünyada artıran nadir ülkelerden birisiyiz. 18 yılda orman varlığını 1.9 milyon hektar arttırdık. 5.4 milyon hektar alanda 4.7 milyar fidan diktik. 2 yılda 404 bin hektar alanda 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Geçen yıl 11 Kasım'da Geleceğe Nefes kampanyasına 1.2 milyon vatandaşımızla 4 saatte 5.223 ayrı lokasyonda 193 bin dekar alanda 13.8 milyon fidanı birlikte diktik. Bir saate en fazla fidanı dikerek Guinness Rekorlar kitabına girdik. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi arttırdık. Yangınlara müdahale süresi 18 yıl önce 40 dakikaydı. Biz bunu 12 dakikaya düşürdük. 2023 hedefimiz ise 10 dakikaya indirmektir. İlk defa insansız hava araçlarını orman yangınlarını izleme amacıyla kullanmaya başladık. Bir İHA ile anlık olarak 600 ila 800 bin hektarlık alanı, bir dakika içinde ise 3 ila 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyoruz. Böylece yangınları en hızlı şekilde tespit ederek bölgeye ulaşıyoruz. Öncekilerden 3 kat daha fazla su taşıyan amfibik uçakları ilk defa 2020 yılında hizmete aldık. 2020 Kasım ayında sonuçlandırılmak üzere de 5 uçak alım çalışması başlattık. Tohum üretimin can damarı. Biz atalarımızdan kalan tohumları hem koruyoruz hem de üretime yeniden kazandırıyoruz. Ankara'da dünyanın 3. büyük tohum gen bankasına sahibiz. Verimi arttıran sertifikalı tohum üretimini 18 yılda 8 kat arttırdık. Türkiye tohumu yerli tohumculukta büyük mesafeler aldı. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının %96'sı yerli. Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların %94'ü yerli firmalardır. Tohum ihracatı 18 yılda 17 milyon dolardan 149 milyon dolara yükseldi. Yine bu yıl ülkemiz tarım adına tam anlamıyla dijital bir devrime imza attık. Nisan ayında Şura Eylem Planı'nda yer alan ve geleceğin tarımına yön verecek bir dijital sistemi
DİTAP'ı uygulamaya aldı. Tabii DİTAP sadece üretici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital platform değil. Arkasında sözleşmeli üretim başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması, aracı unsurların kaldırılması, üreticinin pazar gücünün artması, finansman olanaklarının artırılması gibi tarıma değer katacak birçok faktör var. 4 ayda üye sayısı 37 bini, toplam ciro 110 milyonu geçti. DİTAP'ın bir sloganı vardı. Kim olursan ol, dijital tarım pazarına gel. Sistemde bugün küçük üreticilerden büyük firmalara, bireysel alıcılardan dev perakendecilere kadar binlerce üye var. Biz bir tohum attık, tohum yeşermeye başladı. İnşallah büyüyecek ve meyvelerini vermeye başlayacaktır. Üretimde bilgi ve eğitim en önemli unsur. Bu yıl Mayıs ayında Dijital Tarım Orman Akademisi'ne çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetini açtık. İlk dersini benim verdiğim Tarım Orman Akademisi'nde bugüne kadar 65 akademisyen ve uzman ders verdi. Bu kapsamda oluşturduğumuz dijital tarım kütüphanesinde de merak edilen binlerce kitaba ulaşabilirsiniz. Uzman kadromuzca hazırlanan onlarca videodan ve özellikle de interaktif derslerden hepiniz istifade edebilirsiniz. Bu vesileyle sizleri de Tarım Orman Akademimize davet ediyorum. Gıda üretimi ve gıda güvenliği için uğraşıyoruz. Ama diğer taraftan bu çabanın karşılığında israf olan, kayıp olan gıdaları görünce de inanın hepimizin içi sızlıyor. Sunumun başında söyledim. Yıllık üretilen gıdanın 1/3 kayıp ve israf oluyor. Maalesef her yıl ülkemizde 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu yıl Mayıs ayında Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyamızı başlattık. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz. Bu kampanya ile önemli bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sadece %2'lik bir iyileşme yıllık 10 milyon lira tasarruf demek. Bu da 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim rakamı. Bu nedenle Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık diyoruz. Birçok etkinlik yapıyoruz. Gıdanıkoru.com web sayfasından tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Eylem planını hazırladık, uygulamaya aldık. Yoğun tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflerimizin de ötesine ulaşacağımıza inanıyorum. Son yüzyılda sanayileşme, kentleşme, ticaret, Ar-Ge ve buna bağlı diğer faktörlerin tesiriyle tarım sektöründeki anlayış giderek değişti. Dün üretim odaklı olan tarım bugün pazar ve tüketici tercihi odaklı olarak yapılıyor. Dün yerel seviyede yapılan tarım bugün ulusal ve küresel pazarlar için yapılıyor. Bu değişim tarımda geniş fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu yıl yaşadığımız pandemi süreci tarıma doğru bir yatırımın olduğunu hepimize gösterdi. Buradan hareketle tarımın geleceği, geleceğin tarımı platformunda oluşturduk. Çiftçilerimizden büyük iş adamlarına kadar her kesimle toplantılar yapıyoruz. Yatırıma uygun alanları anlatıyor, doğru yönlendirmeler yapıyoruz. Ayrıca birçok ürün bazında rehberler hazırlıyoruz. Bunları tüm yatırımcılara sunacağız. Su, bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından birisi. Su verimliliği ise gelecek dönemin ön plana çıkan konularından birisi. Bu çerçevede elimizdeki suyu en iyi şekilde kullanmak ve üretimi arttırmak için önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok sayıda barajı ve sulama yatırımını hizmete açtık. Tabii bu sulama yatırımlarında su verimliliğini sağlayacak borulu sistemler ön planda oluyor. Şu an açılışa hazır 449 tesisimiz var. İnşallah bu yıl içerisinde bunların da açılışlarını peyderpey yapıyor olacağız. Bazı tesislerin açılışlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, bazılarını ise toplu olarak hizmete alıyor olacağız. Artık dijital teknoloji hayatımızın her yerinde. Tarım ve orman da bu dijital hamle içerisinde güçlü bir altyapıyla yerini almıştır. Son 2 yılda geliştirdiğimiz güçlü projeler sayesinde birçok hizmetimizi dijital ortama taşıdık. Ortaya koyduğumuz bu dijital dönüşüm hamlesiyle üretimden tüketime,
mekanizasyondan desteklere, doğru veri elde etmekten eğitime kadar her adımı birebir takip ediyor, planlıyor ve geliştiriyoruz. Çiftçiye maliyet, zaman ve verim avantajları sağlıyoruz. Bakanlık olarak da nitelikli tüm verileri tek merkezde topluyoruz. Tarım orman arazilerini ve su kaynaklarını 7/24 kontrol altında tutuyoruz. Çok güçlü bir karar destek altyapısı oluşturuyoruz. Hız ve erişilebilirliğin ilk öncelik olduğu bu çağda biz de bakanlık olarak hızımızı arttırdık. Dijital dönüşüm hamlesi kapsamında Temmuz ayında e-tarım portalını hayata geçirdik. E-tarım portalı, bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistemdir. Toplam 138 hizmeti bu portaldan sunuyoruz. Üreticiler tarımsal faaliyetlerine ilişkin tüm bilgilerin özetine buradan ulaşabilir. Çiftçilerimiz ÇKS ve ön 14 farklı destek kaleminde başvurusunu sistem üzerinden rahatlıkla yapabilir. Yetiştiricilerimiz hayvanlarıyla ilgili 26 farklı hizmete bu sistemden ulaşabilir. Tarımsal faaliyetlere ilişkin 10 farklı hizmet ile bakanlığımızın sunduğu 82 hizmetin başvuruları buradan yapılabilir. Tüm vatandaşlarımız gıda ile ilgili tüm şikayetlerini sistem üzerinden bildirilebilir. Eski şikayetlerin sonuçlarını da buradan takip edebilirler. Ayrıca 81 ilimizdeki üreticilerimiz kendilerine en yakın tohum, gübre ve zirai ilaç bayilerinin isimlerini sistem üzerinden görebilir. En yakın lisanslı depo bilgilerine ulaşabilirler. Üretim alanımız belli. 23 milyon hektar tarım alanında üretim yapıyoruz. Elimizdeki bu toprak varlığıyla nüfusumuzu doyurmak, üretim, hasıla ve ihracatımızı arttırmak için en verimli ve en karlı üretimin ortaya konulması bir zorunluluktur. İşte burada karşımıza optimizasyon çıkıyor. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde detaylarını da kamuoyu ile paylaşacağım. Üretim optimizasyonunda ürün uygunluğu kriterleri çerçevesinde parametrelere göre farklı senaryolarda hesaplamalar yapıyoruz. Aslında bu sistem dinamik bir karar, destek, altyapı. Yani farklı senaryolarda hangi üretimden ne kadar hasıla alabiliriz ortaya çıkartıyoruz. Böylece üretimi daha etkin planlayarak hem yeterliliğimizi garanti altına alıyor hem de hasılamızı arttırmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, her zaman söylüyorum, tarım siyaset üstü bir meseledir. Bu yüzyıl Türkiye'nin atılım dönemi olacaktır. Tarım, gıda ve orman bu döneme damgasını vuracak alanlardan bir tanesidir. 18 yılda yaptığımız yatırımlar ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 2 yılda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde tarım orman altyapımız daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuştu. Sizlere kısaca anlatmaya çalıştığım bu markalar sadece birkaç görsel ve birkaç cümleden de ibaret değil. Arkasında büyük bir emek, ciddi bir planlama ve önemli hedefler var. Bu projelere yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz büyük, hiç kimse merak etmesin. Türkiye bugün olduğu gibi yarın da gıda güvenliği sorunu olmayan bir ülke olacaktır. Kaliteli üretimi ve ihracatını katlayarak arttırmış tarım orman sektöründe dünyada lider ülkeler arasında ülkemiz yer almaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza tarım ve ormana verdiği önem ve destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlar. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer diyerek her zaman bizim arkamızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çiftçimiz, üreticimiz bıkmadan, usanmadan üretmeye devam ediyor. STK'larımız, özel sektörümüz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Bu tablo bize doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından son derece önemlidir. Bakanlık olarak bizle en iyi üretim ortamını, en iyi altyapıyı hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Değerli konuklar, tarım ve orman sektörünün önemini, yaptığımız çalışmaları ve hedeflerimizi böyle kısa bir zamanda anlatmak elbette oldukça zor. Ben elimden geldiğince sizlere mevcut tabloyu ortaya koyarak nereden nereye geldiğimizi de özetlemeye çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi lafla ve sözle değil, rakamlarla, somut gerçekleşmelerle ortaya gerçek resmi koydum. Elbette daha çok
yapacağımız çok şey var. İnşallah önümüzdeki dönemde hepsini hayata geçirecek, gelecek nesillere içimiz rahat şekilde tarım orman sektörümüzü teslim edeceğiz. Ben bu organizasyon düzenli ve bu hayati konuda farkındalığının artmasına katkı sağlayan Turkuaz Medya Grubu'na özellikle teşekkür ediyorum. Tarım ve Ormanın Geleceği programını ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet. Sayın Bakanım, bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara temas ettiniz ve elbette biz de Turkuaz Medya Grubu olarak çok yakından takip ediyoruz ve gündemde bu başlıkları efendim sıcak tutmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli tarımın yeni 10 yılına dair çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz ancak aradan sonra pandeminin öğrettikleri gıda arzı ve güvenliğini sağlamak için neler yapılmalı konulu panelimize geçiyor olacağız. Ancak panelimize geçmeden önce bakanlığımız tarafından hayata geçirilen kısa bir filmimiz var. Hep birlikte izleyelim efendim. Bizden ayrılmayın. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister, şefkat ister, sabır ister, özen, fedakarlık, güven ister, sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık. Değerli izleyicilerimiz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Moderatörlüğünde Profesör Doktor Gökhan Özertan tarafından yönetilecek panelimize geçmeden önce programı ve panel katılımcılarımızı kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Panelimize başlangıcında özel bir konumuzla başlayacağız. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya 6 Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sayın Müverel Gutu sizlerle bir sunum paylaşıyor olacak efendim. İzleyicilerimiz eğer Sayın Gutu'yu Türkçe dinlemek istiyorsa tercüme seçeneği sayfada var. Lütfen o tercüme seçeneğine tıklayınız efendim. Türkçe dinlemek istiyorsanız bunu da bir hemen not olarak düşelim. Ve Sayın Profesör Doktor Gökhan Özartan tarafından moderatörlüğü gerçekleşecek panelimizin konukları arasında Denizbank Genel Müdürü Sayın Hakan Ateş, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Sayın Galip Aykaç, Netlog Başkan Yardımcısı Sayın Gökalp Çak, TMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Güldal, Anadolu Grubu Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı Sayın Demir Şarman, Yıldızlar Tarım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı Yıldız bulunuyor. Ben güzel bir panel olması dileklerimle sözü hemen Sayın Özertan'a bırakıyorum. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Herkese öncelikle panele hoş geldin diyorum. Panelimize Bioral Bey'in sunumuyla başlayacağız. Ben sözü kendisine veriyorum. Daha sonra diğer panelistlerimizle devam ediyor olacağız. Floor is yours. Thank you very much. Good morning, dear colleagues. Excellency, Minister of Agriculture and Forestry, chairpersons of the board, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I would like first to express my thanks to the organizers of this event, and I hope it provides us with opportunities to discuss how we navigate the future of agriculture and forestry through the stormy waves of our time. It's
difficult to speak after the minister who made a very comprehensive presentation, but I'll try to give you our FAO, Food and Agriculture Organization, view on that. So, dear ladies and gentlemen, in these challenging times we are passing through, we all should be more aware of the vitality of our forests, agriculture and food systems for a sustainable life, with all its benefits and for future generations with whom we are greatly indebted. Therefore, we are all responsible for developing innovative ways in tandem with our local, regional and global partners to protect and sustainably manage the natural resources to ensure food security. Let me talk about COVID-19 pandemic first. Together with food trade, food supply chains, markets and agriculture, people's lives were profoundly affected by the COVID-19 pandemic. Luckily, we have not observed major disruptions in the food supply chain so far. Fortunately, as FAO's latest food outlook report... Burak Koçak Aran. Do you hear me well? Let me understand. I will continue. Yeah. Fortunately, as FAO's latest food outlook report dated June 2020 portrays, the agri-food sector is likely to display more resilience to the crisis than other sectors. However, this is not the case in transportation and logistics side in many parts of the world. Therefore, I would like to reiterate that food needs to move across borders with no restrictions and in compliance with existing food safety standards. As Director General of FAO recently said, Mr. Chulongu, governments must do everything in their power to keep trade routes open. Turkey's contactless trades, Temasiz Ticaret, like EU countries' green corridors, is one of the prime examples for such mechanism for facilitated customs clearance to avoid any transportation or logistic disruption. We are glad to observe that the government of Turkey has acted promptly at the onset of the pandemic to safeguard agricultural production and to keep supply chains running. We hope that in terms of safeguarding agricultural production supply chains, Turkey will continue its robust attitude. From FAO side, in order to render responses to the impacts of COVID-19 on food security and nutrition more efficient and to make food system more resilient, sustainable and equitable, FAO has launched the new COVID-19 response and recovery program, which prioritizes 7 key response areas. And these are to reinforce a global humanitarian response plan for COVID-19, improve data for decision making, ensure economic inclusion and social protection to reduce poverty, bolster trade and food safety standards, boost smallholder resilience for recovery, prevent the next zoonotic pandemic through a strengthened One Health approach, and trigger food systems transformation. The latest data reveals the severity of the situation that needs to be reversed with prompt measures. According to the FAO report titled Food Security and Nutrition Around the World in 2020, the world is not on track to eradicate hunger. If recent trends continue, the number of hungry people would surpass 840 million by 2030. COVID-19, at the same time, poses a serious threat to food security, and the pandemic may add as many as 132 million people to the total number of hungry in 2020 only. Unfortunately, it is estimated that the COVID-19 pandemic will increase the burden of malnutrition in all its forms in a global scale and deteriorate the nutritional status of the vulnerable population groups, as can be observed from the continued rising of global food prices for the second consecutive month in this July. In short, what the FAO reports underline is that fewer people have adequate access to sufficient nutritious food. Major drivers behind this negative trend are an increasing demand for food for a growing population, rising hunger and malnutrition, adverse climate change effects, overexploitation of natural resources, loss of biodiversity, food loss and waste. In addition to factors behind negative trends in food and agriculture systems, we should also focus on the main reasons behind the exacerbation of degradation of forest resources, which are climate change, overgrazing, and excessive forest cutting.
we should also consider overbuilding both in urban and rural settings as an enemy of our forestry in agricultural activities. By the way, I can give you now the most recent data, which are now being still verified. But according to FAO preliminary data, it is suggested that globally deforestation has increased 50% during the pandemic. This is the 1 week, 2 weeks ago figures, and it's very alarming. In this sense, increasing the forest cover of countries, including Turkey, directly depends on sustainable forest management. In this regard, the Food and Agriculture Organization is eager to support endeavors for protection, conservation, rehabilitation, and reforestation. Dear colleagues, rising number of hungry or malnourished people should push us to think more on efficient food and agriculture systems, as the current ones are proved to be ineffective and unsuccessful somehow. Let me bring a question to all of you, to the fore. To what extent can we describe a food system as successful if one third of food produced for human consumption is lost or wasted globally? And we all know the answer, and the minister presented it very well today. I'll just add to that. Accelerating the transition to sustainable food and agriculture would be a remedy for reversing the current trend. FAO's key principles that would illuminate our way in accelerating this transition are: increase productivity, protect natural resources, improve livelihoods, enhance resilience, and adapt governance to new challenges. Keeping all this in mind, I would like to express once again that FAO is proud of its fruitful collaboration with the government of Turkey, which also has great positive impact on food security and agriculture, not only in Turkey, but also in neighboring countries in the region. It's thanks to the establishment of sub-regional office in 2006 in Ankara and its associated FAO-Turkey partnership program and FAO-Turkey forestry partnership program. We have been working with the Minister of Agriculture and Forestry of Turkey in its efforts to further sustainable forest management and sustainable land and natural resources management. As I mentioned, these two programs have a regional outlook, as the implementation areas other than Turkey are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Also, African countries have been added to this program upon Turkey's request. Within this scope, under the FTFP program, for Turkey Forestry Partnership Program, Bridges project is being implemented in Sudan, Eritrea, and Mauritania. Very new one under FAO Turkey Partnership Program, Nigeria is added to the countries to be assisted. We are proud to support the Minister of Agriculture and Forestry in initiatives such as Digital Agriculture Marketplace, development of National e-Agriculture Strategy, and to jointly launch a national media campaign, Save Your Food, to raise public awareness on food loss and waste. Within the framework of the Save Your Food campaign, after conducting series of workshops, events, and with the contribution of ministry experts, we penned, developed the Turkey's National Strategy and Action Plan on the prevention of reduction of food loss and waste. As a final note, in regard to Save Your Food, Gdane Korus of Rana Sahipchik campaign, we will deem ourselves successful once the public embraces the idea that reducing food loss and waste is a way to mitigate pressures on natural resources and improve food security and nutrition. I would like to end my speech by reminding how the COVID-19 pandemic could impact on jobs and livelihoods. Today, 4.5 billion people depend on food systems for their jobs and livelihoods. Food systems directly employ over 1.5 billion people. The pandemic could wipe out 35% of food system employment. Hence, by seeking country-driven and innovative approaches, we need to work closely and cooperatively to transform our food systems to make them more sustainable, resilient, and equitable. Once again, thank you very much for inviting me to this event. I thank very much the government of Turkey, Minister of Agriculture and Forestry, and personally the minister for great collaboration, and looking forward to many more successes together. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Thank you again for your speech. Şimdi iki turlu olarak oturumumuza başlıyor olacağız. Her bir turda konuşmacılarımızın beşer dakikası var. Ben kendilerine sürenin bitmesine yaklaştığımız zaman bilgi veriyor olacağım.
İlk konuşmacımız Hakan Ateş Bey, kendisiyle geçen sene Boğaziçi Üniversitesi Denizbank İşbirliği'nde gerçekleştirdiğimiz çeşitli projelerde birlikte olmuştuk. Denizbank çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ama tarım tabii kendileri için farklı bir alan. Hakan Bey, sizinle ilk soruya başlayalım lütfen. Gıda arzı ve güvenliği çerçevesinde tarımın finansmanı tarafında pandemi süreci bize neler gösterdi? Bu konuya dair neler yapılabilir? Sizden bu konuya dair bir görüş rica edeceğiz. Şu anda görebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz sanıyorum Gökhan Hocam. Saygılar, sevgiler bütün katılımcılara. Evet, sizin de söylediğiniz gibi gerçekten Boğaziçi Üniversitemiz ve sizle birlikte çok güzel çalışmalara imza attık ve daha bundan sonra da devam edeceğiz. Çok hassas olduğumuz konular, sizin de çok tarımı bir ekosistem olarak düşündüğümüzde A'dan Z'ye girdileri, çıktıları, lojistiği, bu arada orada yaşayan insanlar tabii konumuz temel olarak insan, genç çiftçiler, onların sahada kalması, eski çiftçilerden yani tecrübeli çiftçilerden o tecrübe aktarımının genç çiftçilere geçmesi, çünkü bu yerine konulamaz bir değer. Öyle ki hani bir tohumda düştüğümüz duruma düşmemek lazım. Ana vatanı Anadolu olan tohumun şimdi dışarıdan bazı desteklere ihtiyacı olduğunu göz önüne alırsak, tarımda da insan faktörünü öncelikle öne koymak isterim. Evet, pandemi herkese birçok şey daha öğretti. İşte çevre, gıda güvenliği, çevrenin önemi ve günün sonunda bir anlamda resetlendik. Yani kafamızı yeniden bir şekillendirdik. Bu çerçevede ilk önce endişelendik. Acaba girdilerin temini nasıl olacaktı? Yurt dışından önemli girdiler var, enerji başta olmak üzere. Sonra bunun prosesi yani üretimi nasıl olacaktı ve dağıtımı nasıl olacaktı? Şükürler olsun ki gerek bakanlığımızın aldığı tedbirler, gerek halkımızın sağduyusuyla bir kere pandemi döneminde de tarlada çiftçi çalışabildi. Lojistiğimiz çok iyi çalıştı. Orada da konuşmacılar var. Hepsine müteşekkiriz. Son nihai kullanıcılara, tüketicilere bu malları, bu gıdaları ulaştırabildi. Ve dağıtımda ve benzeri konularda çok büyük bir sorun yaşanmadı. Şimdi tarım, hani biz hep deriz, turizm bizim petrolümüz. İşte senede 30-40 milyar dolar bir gelirimiz var ve bunu daha yukarılara çıkarabiliriz. Tarım da artı değer veren, yani ithalatı ihracatından daha az olan bir konu, sektör. Bu bakımdan da bizim gibi cari açık veren bir ülke için çok önemli, takdir edersiniz. 18 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. İthalat düştükten sonra da 5,5 milyar doların üzerinde bir net girdi kalıyor. Tabii bu çok daha arttırılabilir. Sayın Bakan'ın da söyleminde yerini buluyor. Burada biz ihracat rakamları geldiğinde gördük ki çok büyük düşüşler olmadı. Hatta artışlar da oldu. Ama şurası bir gerçek ki iç tüketimde biz 82 milyon nüfusuz Sayın Gökhan Hocam. 4-5 milyon mültecimiz var. Yanı sıra da 40 milyona yakın gurbetçi artı turist bakıyoruz senede. Bunları da aylara böldüğümüz zaman özellikle yaz aylarında bu ülkenin nüfusu 90 milyonu geçiyor. Ve böyle bir durumda da gıdanın ne kadar önemli olduğu ortada. Vaka bu sene pandeminin etkisiyle maalesef turizm sektörü çok daha düşük kaldı. Ve buradan hani tarım girdilerini alması da o nispette zor oldu. Biz toplamda baktığımızda bu iyi yönetilen sürece finansman olarak nasıl katkıda bulunabiliriz'in peşine düştük. Kısaca arz etmek gerekirse toplam tarım finansmanı bu ülkede Haziran sonu itibariyle 120 milyar lira. Ziraat Bankası teşvikleriyle ağırlıklı, buna diğer kamu bankaları vakıf rahatla katılıyor ama 87 milyarlık bölümünü taşıyor. Özel sektörde de 33 milyarlık bir finansman söz konusu. Bunun gururla ifade edeyim ki 16 milyarını Denizbank olarak biz temin ediyoruz. 1.2 milyon çiftçimizin bizde hesabı var. 600 bini kredili. 1.2 milyon da bu bankacılık hizmeti götürülebilir çiftçi sayısının yarısı, yani kabaca 2.5 milyon çiftçiden söz edersek.
Şimdi burada öyle bir doku var ki hocam, nasıl ki KOBİ'ler bizim ekonomimizin bir can damarı ve dokusunu oluşturuyor. Tarımda da aile işletmeleri aynı şekilde sanki bu tarım sektörünün KOBİ'si gibi. Tabii ki ölçekleri büyütmemiz lazım. Toplulaştırma yapmamız lazım. Bunu daha ileri işlenmiş gıdalarla geriye doğru entegrasyon ve enlemesine doğru entegrasyonu sağlamamız lazım. Ancak şurası da bir gerçek ki aile işletmelerinden asla vazgeçemeyiz. Onların bilgi birikimi, onların genç nüfusunu kırsalda tutup üretime katkıda bulunmaları kanaatimce sadece tarım sektörü için değil, ülkemizin genel sosyolojik yapısı ve sahip bir sürü altyapı hizmetleri içerisinde son derece hayati. Biz 750 şubeli bir bankayız. 50'ye yakın şubemiz yurt dışında, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Moskova gibi, ama yurt içindeki şubemizin, 700 küsur şubemizin 400'ünü biz tarıma hasrettik. Öyle ki bu 400'ün 100'ü de Yeşil Damla dediğimiz nüfusu 15 binin altında olan ilçelerimizde vazife görüyor ve bütün pandemi dönemince de açıktı bu şubelerimiz. Çiftçilerimize sonuna kadar hizmeti götürme gayesi içerisinde. Tabii çiftçi ne tür hizmeti alır derken bir kere bu Tarış Bank'ı satın almamızla 2002'de biz anladık ki bu çiftçilik işini pek bilmiyoruz ve buna buzlu camlar arkasından bakıyoruz finansman sektörü olarak. Hakan Bey, bir dakikanız kaldı. Hemen özetliyorum. İlk giren özel bankayız ve üretici kartla bir şemsiye oluşturduk. Bunun içerisinde birçok petrol enerji üreticisi var, birçok gübre, yem üreticisi var. Bir ekosistemi hayata geçiriyor. Ne yapıyor bu ekosistem? Çok 6 ay sürelerle vade farksız, yani faizsiz, bizim bu büyük dev şirketlerle yaptığımız anlaşmalar sayesinde finansmansız bu ürünlere her türlü girdiye ulaşabiliyor. Ondan sonra da ödemesini hasatta yapabiliyor. Bu tarıma doğru finansmanı getirmek demek. Bitmedi, yanı sıra scoring sistemimizde ki sağ olsun sahada bizim 1000'in üzerinde tarım temsilcimiz var. Bunların hepsi çiftçi çocukları ağırlıklı bölümü. Ve çok ağırlıklı bölümü 750 küsürü bizatihi ziraat fakültesi mezunu. Bunu özellikle istiyoruz. Ve gelecek nesillere finansmanı da bilen, çünkü bu bir ihtiyaç, bir nesil aktarmak istiyoruz bankacılık sektörü açısından. Ve bu şemsiyemizle de tabiri caizse çiftçimizi, köylümüzü tefecinin elinden alma çaba ve gayreti içindeyiz. Yani onların tarım girdilerini özellikle doğrudan ulaşmaları, vade farksız ve çok önemli maliyetlere düçar olmadan bunları elde etmesini sağlamak gayesiyle ortaya çıktık. İlk önce Ege'de başlayan bu aktivitemiz bütün ülkeye dağıldı. Şu anda bakanlığımızla da ortak çalışmalar yapıyoruz. DİTAP, Gıdanı Koru.com, E-Tarım gibi bütün dijitalleşme çabalarında da onun bir üyesi, sadık üyesi olmak üzere çalışmalarımızı götürüyoruz. Evet, tarımsız Türkiye, tarımsız ülke düşünülemez ve özellikle ülkemiz için de tarım vazgeçilmezdir deyip toparlayayım hocam ben. Vaktimiz bitti. Çok teşekkür ederim Hakan Bey, sağ olun. İkinci olarak Ahmet Güldal Bey ile devam edeceğiz. Ahmet Bey, siz tabii ürün piyasalarını düzenleme tarafındasınız. Gıda tedarik zincirinde TMO nasıl bir rol üstlenmekte? Sürdürülebilir üretim için TMO neler yapmaktadır? Bu konuya dair sizden görüş rica edeceğim. Gökhan Hocam, teşekkür ediyorum. Ben de Turkuaz Medya Grubu'na çok teşekkür ediyorum bu program dolayısıyla. Katılımcılara da saygılar sunuyorum. Tabii Toprak Mahsulleri Ofisi olarak biz az önce Sayın Bakanımızın sunumunda yer alan bir sloganın tam da onun karşılığını verecek şekilde çalışmalar yapıyoruz. Sayın Bakanımız konuşmasında üreticiyi koruyacağız, tüketiciyi kollayacağız sloganını ısrarla vurguladı. Bunu sıklıkla da programlarda dile getiriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de öncelikli görevlerinden en önemlisi özellikle hububat ve bakliyat üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak. Üreticiler aleyhine bu ürünlerde
normal altına fiyatların düşmesi, tüketiciler için ise anormal seviyede yükselmesi halinde bunlarla ilgili piyasa düzenleyici tedbirleri almak ve bunun dışında da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından özel ürünler dediğimiz ülkemiz için önem arz eden ürünlerde verilen görevleri ifa etmektir. Onun dışında bir de afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektir. Tabii burada bizim bazı elimizde enstrümanlar var. Bunları yönetmek Toprak Mahsulü Ofisi'nin görevleri içerisinde. Bunlar üretim döneminde alıp tüketim döneminin yoğunlaştığı sonbahardan itibaren yeni hasat dönemine kadar olan süreçte satışla piyasaları regüle etmek, gerektiğinde ithalat yapmak, dış tedarik yapmak ve bazı ürünlerde de arz fazlası olan ürünlerde de ihracatla ilgili yönlendirme yapmak ve gerektiğinde ihracat yapmaktır. Tabii biz üretici öncelikli bir politika Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 82 yıllık bir geçmişi var. Kuruluş geçmişi var. 1938 yılından itibaren aynı isimle Toprak Mahsulleri Ofisi adıyla üreticinin dostu, zamanında üreticinin kara gün dostu olarak ama şimdi biz üreticimizin, çiftçimizin dostu olarak tanımladığımız her şeyde hem üretim döneminde hem satış döneminde dostu olarak tanımladığımız öncelikle üretici merkezli bir yaklaşım gösteriyoruz. Şunu ifade etmekte yarar var. Tarımın sürdürülebilirliği için üreticinin ürettiği ürünlerden para kazanması gerekiyor. Gelir elde etmesi gerekiyor. İyi ki ürettim diyebilmesi gerekiyor. İyi ki ben bu ürünü ektim diyebilmesi gerekiyor. Bunun için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mutlaka üretimin devamlılığı için hasat döneminden önce ürün fiyatlarını belirlemesi ve açıklaması elzemdi. Bunu biz artık son 2-3 yıldır geleneksel hale getirdik. Şunu ifade etmekte yarar var. Geçen yıl Mayıs ayının 4'ünde, bu sene 2 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hubat ve bakliyat alım fiyatlarımızı üreticilerimizin bilgisine sunduk. Ve bu da yaklaşık 20 gün, 1 ay hasattan önce bir döneme tekabül ediyor. Şimdi üretim yapan çiftçilerimizin maliyetlerini hesaplayarak biz bu değerlendirmeleri hep bize soruyorlar. İşte zaman zaman kamuoyunda da dile getiriyor. İşte buğdayın parası az oldu, bakliyatın, nohutun parası az oldu vesaire. Şunu altına özellikle çizerek söylüyoruz. Ve bundan da eminiz. Biz hesap yapıyoruz, matematik yapıyoruz. Ve üreticimizin memnun olacağı, yani maliyet analizlerini yapıyoruz. İç ve dış piyasa analizlerini yapıyoruz. Takibini yapıyoruz. Bir önceki yılın alım fiyatlarıyla mukayese ediyoruz. Rekolteye bakıyoruz. Ve üreticinin az önce bahsettiğim gibi hasat etmiş olduğu üründen önümüzdeki senede tekrar bir şekilde ekmeği teşvik edici bir fiyatlandırma politikası yapıyoruz. Bunu yaparken de elbette ki iç piyasa ve dış piyasadaki dengeleri de gözetmek durumundayız. Özellikle çiftçimiz son 2 yıldır 2019-2020 yıllarında 2018 olağanüstü bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Hasat döneminin tam ortasında Türkiye ekonomik bir sıkıntı geçirdi. O dönemde bütün dengeler alt üst oldu ama çok kısa sürede gerek ondan tedbirlerle gerek sektörün vermiş olduğu yaklaşımla ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin o zamanki stoklarında ki biz 2018'i o sıkıntılı kriz döneminde rahat bir şekilde piyasada herhangi bir arz kesintisi olmadan atlatmış olduk ama 2019 ve 2020'de gerek buğday, arpa, mısır gibi, çeltik gibi ürünlerimizde gerekse Karadeniz'in en önemli ürünü fındık, işte Ege'nin en önemli ürünlerinden kuru üzüm ve kuru incir gibi ürünlerde alım fiyatlarımızı maliyetlere göre üretici taleplerine ve beklentilerine uygun olarak hazırladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza sunduk ve bu rakamlar uygulandı. Şunu söylemek lazım, bu 2 yılda gerçekten üreticilerimiz verilen fiyatlardan, açıklanan fiyatlardan hiçbir problem, bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ettiler. Sıklıkla da dile getiriyorlar. Tabii geldiğimiz dakikanız kaldı sizin de. Toparlayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Bizim amacımız özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi olarak
tarladan sofraya gelen olan süreçte yıl boyunca istikrarlı bir şekilde fiyatların sürdürülebilmesi, dengeli bir şekilde gitmesi. Gene örnek veriyorum, 2019 yılında Ekim ayında biz piyasa regülasyonuna başladığımız, tüketiciler için piyasa regülasyonuna başladığımız dönemde Mayıs 31'de yani hasat dönemi, yeni hasat dönemi başlayan süreç arasındaki 7-8 aylık dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya arz ettiği ürünlerdeki fiyat artışı %2 ile 4 sınırında kalmıştır. Piyasada %12 ile 16 arasında kalmıştır. Grafiğe koyduğumuzda düz bir çizgi olarak bunu görmekteyiz. Bu 2019-2020 tüketim döneminde, üretim olmayan dönemde TEMO'nun piyasaya vermiş olduğu bir rahatlıktı, bir güvendi. Bundan hem sektör, ilgili sektörler, muhatap olduğumuz sektörler çok memnun ve mutlu oldular. Hem de Toprak Mahsulleri Ofisi olarak biz bu piyasalarda etkin bir şekilde müdahale, etkin bir şekilde yönetim yapabildik. 2020-2021 yılına gelecek olursak, 2020 yılında bir önceki yıla göre rekoltemiz, Şubat rekoltemiz daha fazla. En az %5-%8 arasında ürünlere göre değişmekle beraber daha yüksek. İşimiz daha kolay ama ancak bir pandemi süreci geçirdik. Bu panelin ana gündemlerinden ki çok doğru tespit edilmişti daha arzı güvenliği noktasında pandemiyle birlikte hem dünyada hem ülkemizde gıda güvenliğini önemi bir kez daha altı çizilmekte, bir kez daha vurgulanmakta. Bazı ülkeler kendilerini öncelikli olarak sınırlayıcı, kendilerini koruyucu tedbirler getirmektedirler. Ülke olarak da biz 2020 yılındaki üretim rekoltemizin miktarı, kalitesi, verimliliğini dikkate alarak bir önceki yıla göre daha şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak burada bir risk var. Bu da salgın dolayısıyla tarımsal ürünlere olan ilginin artması, alıcı sayısının artması, sektör dışı alımların artması dolayısıyla bir kısım üreticilerimizin ürünlerini yüksek fiyatta satması, bir kısmının henüz daha elinden çıkartmaması ve piyasada bu ürünlerle ilgili fiyat artışlarının olabileceği yönde bir beklenti dolayısıyla tabii bunda şu da var, üreticilerimiz arasında baktığımızda biliyorsunuz bakanlığımız pandemi dolayısıyla özellikle destekleri erken ödedi. Bankalarımız kredilerini düşürdüler, uygun imkanlarla kredi tahsis ettiler. Hükümetimiz borçları erteleyecek kararnameler yayınladı. Haliyle üreticimizin ürünlerini satma gibi bir aciliyetleri, bir aceleleri de söz konusu olmadı. Bu da piyasada arzın biraz ürün olmasına rağmen ticarete konu olmasını biraz geciktirdiğinden dolayı fiyatlarda bir miktar artış oldu. Tam işte bizim de burada görevlerimiz başlıyor. Sanırım ikinci bölümde onları anlatma fırsatı bulacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Üçüncü konuşmacı olarak Demir Şarman Bey ile devam edeceğiz. Demir Bey, sizinle TÜSİAD'ın sürdürülebilir büyüme bağlamında tarım ve gıda sektörünün analizi raporunda birlikte çalışmıştık. Türkiye tarımına yönelik güncel raporlardan bir tanesi kendisi. Sizin tabii Anadolu grubu olarak tarım ve gıdada farklı alanlarda çalışmalarınız var. Kendi tecrübeleriniz çerçevesinde gıda arzı ve güvenliğine yönelik özellikle pandemi dönemi deneyimleriniz ve bununla tarımda sürdürülebilir üretimde neler yaptığınızı, teknolojiye yatırım yaptığınızı da biliyorum. Bu konulara dair 5 dakikalık görüş rica edeceğim. Sesinizi açmanız gerekecek. Evet, değerli Gökhan Hocam, size merhaba diyerek başlarken bugünün organizasyonunu mümkün kılan Turkuaz Medya Grubu'nun ve Para Dergisi'nin saygıdeğer mensuplarına teşekkür ediyorum. Panelimize iştirak eden değerli katılımcıları, panelimize ilgi gösteren ve bugün zamanlarını ayırıp bizi izleyen tüm hanımefendileri, beyefendileri saygıyla selamlıyorum. Tarım ve Gıda Anadolu Grubu'nun temel ve stratejik faaliyetlerinin faaliyet alanlarının başında geliyor malumunuz. Anadolu Efes ile, Coca-Cola içecek ile, Migros ve Anadolu Etab ile tarım ve gıdaya önemli yatırımlar yapıyoruz. Anadolu Isuzu ve Anadolu Motor da tarımsal ihtiyaca yönelik araçlar üreterek sektöre destek veriyorlar. Tarım alanında yapılan ve yapılacak tüm çalışmalara ve girişimlere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci hepimizin hemfikir olduğu üzere tarımsal ürünlerin üretilmesi, tedarik zinciri ve küresel ticaret üzerindeki kısıtlayıcı etkileriyle tüm dünya üzerinde tarım stratejilerinin yeniden ele alınması gereğini ortaya koydu. Bu esnada biz de
yıllardır tarım ve gıda şirketleri olarak gündemimizde tuttuğumuz tarımda dijitalleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda tedarik zincirinin devamlılığı için atmaya çalıştığımız adımların aslında ne kadar hayati olduğu gerçeğini bir kez daha gördük. Meyvecilik ve meyve suyu yatırımlarını bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Anadolu Etap adlı şirketimiz bu konuda bir vaka analizi oldu bizim için. Bugün kalan birkaç dakikamda da bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim aldığımız dersleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de tarımın ve tarıma dayalı endüstrinin gelişmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ederek son 8 yılda bu söz konusu şirkete 350 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlarımızın önemli bir kısmını da akıllı tarım ve üretim teknolojilerine kanalize ettik. Üretim süreçlerimizin her aşamasını akıllı tarım uygulamalarını ve teknolojilerini kullanarak kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi gerçekleştirmek yönünde yaptık. Hatta öyle bir aşamaya geldik ki yönetim kurullarında bile biz kendi kendimize değerlendirme ihtiyacı hissettik. Biz burada fazla mı gidiyoruz, aşırıya mı kaçıyoruz? Bu overinvestment diye bir kavram var malumunuz. Ya biz böyle mi yapıyoruz? Bir teknoloji aşkıyla lüzumsuz gereğinden fazla mı teknolojik dijitalizasyon yatırımları yapıyoruz diye. Burada şimdi zaman açısından saymayacağım ama yani parsel dikildiği günden beri tüm arazilerimizi 30 bin dekardan bahsediyoruz. Her bir ağacı parseli kontrol ediyoruz. Yılın herhangi bir günü hatta gecesi, gece de işlemler oluyor. Burada ne uygulamalar yapılıyor, hangi arkadaşımız girmiş çıkmış, don, doluz vesaire bütün sensörlerle, IoT ile bunları kontrol ediyoruz. Sürekli raporlar yağıyor ve bunları müşterilerimize kadar da aktarıyoruz. Bu süreç böyle süre geliyordu. Keza veri işleme, veri analizi bunların hepsini de ERP ile beraber bulut teknolojisi üzerinde birleştirdik. Analiz ediyoruz vesaire. Dediğim gibi biz burada acaba fazlaya mı kaçıyoruz diye düşündüğümüz dönemler oldu. Gelelim kurduğumuz bu ekosistem sayesinde COVID pandemi döneminde tüm operasyonlarımızı çok kesintisiz devam ettirebildik. Üretimlerimiz, operasyonlarımız aksamadı. Ama bahsetmek istediğim kısım şudur. Katma değerli üretim, maliyet avantajı ve verimlilik olsun diye bu hedeflerle gerçekleştirdiğimiz akıllı tarım teknolojileri ve dijital yatırımları bize pandemi döneminde izlenebilir ve sürdürülebilir tarım olarak da büyük katkılar sağladı. Özellikle yurt dışı tedariğinde çiftlikten müşterilerimize kadar olan tüm süreçlerde kurduğumuz uçtan uca dijital izlenebilirlik ile küresel ticaret üzerindeki kısıtlayıcı etkileri, özellikle gümrüklerde kısıtlayıcı etkileri yönetebildik. Hem kendi testlerimiz arasında hem de müşterilere doğru yaptığımız uluslararası sevkiyatların hepsini kayıt altına aldık ki biz ürünün ilk gününden, yani tomurcuk olma aşamasından itibaren raporları istisnai bir şekilde bu sefer müşterilerimizle paylaştık. Hatta onlar da gerekli gümrüklerde yasal mercilerle paylaştılar. Az önce bahsettiğim altyapımız ve yetkinliğimiz bize gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği konularında layığıyla hizmet etti. Ürünlerimiz yurt dışı pazarlarda pozitif olarak ayrıştı. Üstelik de çok hızlı, en hızlı bizim konteynerlerimiz gümrüklerden çekilebildi. Ya az önce Sayın Bakanımızın sunumunda yazıyordu, teknolojik tarım iki nokta üst üste bilgiye hızlı ulaşım diye. Biz kesinlikle bu avantajı yaşadık. Paylaşmak isterim ki biz gördük ki gerek üretimde gerek tedarik zincirinde bu tip bir yapınız varsa, uluslararası kalite standartlarını karşılıyor, teknolojiyi kullanıyorsanız böyle en zor, akla gelmeyecek dönemlerde, zamanlarda bile yapınız sağlam kalıyor. Tüketicilerinizin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha etkin karşılayan, verimli, esnek, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir işiniz oluyor. Ve tabii ki küresel ticarette de rekabet avantajı kazanıyorsunuz. Bizim özellikle bugün için paylaşmak istediğim hani bir mesaj seçeyim ve akıllarda kalsın dediğimde aklıma bu vakayı sizlerle paylaşmak geldi. Umarım süreye de sadık kaldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süreye şu ana kadar en çok sadık kalan siz oldunuz. İkinci turu biraz kısaltacağız gibi gözüküyor ama siz yine kendi sürenizi kullanabilirsiniz. Galip Bey, sizinle devam edelim istiyorsanız. Siz perakende sektöründesiniz. Gıda arzı ve güvenliği çerçevesinde gıda stoklarımızın sürdürülebilirliği ve tedariği konusunda perakendecilerin rolü neydi? Pandemi süreci bize neler gösterdi? Bu konulara dair neler yapmalıyız? Sizden görüşlerinizi rica edeceğiz.
Gürkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de değerli bakanım ve kıymetli konuşmacılara ve dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. COVID nedeniyle önemi daha iyi anlaşılan gıda arzı güvenliği ve güvenilir gıda konularının son dönemlerde sıkça ele alınıyor olmasından son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. COVID'in Çin'de başlaması sırasında ve devamındaki yakın komşularımıza İran'a gelmesi sırasında hemen bir aksiyon planı oluşturduk. Bu iki türlü oldu bu. Bunun bir tanesi içe dönük, yani şirkete dönük. İkincisi de benim bir şapkam daha var. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Dolayısıyla sektörün nasıl bir aksiyon alması gerektiğiyle ilgili hızlı toplantılar ve bunların önemli bir bölümünde ve COVID'in ülkemize gelmeden önce özellikle bir kez daha altını çizerek teşekkür etmek lazım Tarım Bakanlığı'na. Onlarla yaptığımız çok değerli toplantılar ve orada aldığımız kararlar vardı ve onları uygulamaya koyduk. Kriz ekipleri oluşturduk. Yapılacakları hızlıca bu ekiplerin yapmış olduğu çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık. Önceliğimiz çalışanların korunması, bunlar için yapılacaklar vardı, onları yapmaya çalıştık. Vardiyalı çalışma sisteminden tutun evden çalışmaya kadar. Tüketicilerin korunması adına hijyen kurallarını hatırlatacak bilgilendirmeler, sosyal mesafe için işaretler konulması, metrekare başı müşterinin trafiğinin yönetilmesi, dezenfektan uygulamaları vesaire, bunların hepsi bir plan dahilinde uygulamaya konuldu. Ama tabii bunun önemli bacaklarından bir tanesi özellikle temel ihtiyaç maddelerinin özellikle pandemi nedeniyle kısıtlamaların da geleceği öngörülerek bu konularla ilgili tedarikçilerimizle bir dizi toplantılar yaptık. Bu toplantıları derneğimizin üyeleri herkes kendi çapında ve kendi ölçeğinde yapmaya çalıştı. Bu anlamda nelere dikkat ettik? Ham madde, ambalaj malzemesi, kapasite yeterliliği, mevcut depolamalar, lojistik gibi bunları ele aldık ve burada yol haritaları belirledik. Stoklar bilinçli bir şekilde yavaş yavaş artırılmaya başlandı. Ülkemize virüsün gelmesiyle oluşan paniğin önlenmesine yönelik yazılı ve görsel basında bilgilendirici açıklamalar yapıldı. Süreci yönetirken sağlık sektörünün olağanüstü planlama ve özverili çalışmasına şapka çıkartıyoruz, onlara saygı duyuyoruz. Ama bunun yanında ikinci bir alkışı hak eden perakende sektörünün, özellikle gıda perakende sektörünün çalışanlarıdır. Onlar da çok büyük bir özveriyle çalıştılar ve bir alkışı hak ediyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki süreç içinde bazı konularda kısa dönemli aksaklıklar olabildi. Bunun temel sebebi panikle ihtiyaç dışı alışveriş yapan tüketicilerimizin davranışlarıydı. Asıl ihtiyaç sahibinin kısa süreli de olsa ihtiyacını karşılayamamasına sebep oldu. Ancak şunu çok rahat söyleyebilirim ki ülkemizde tarım ve gıda konusunda çok kıymetli çalışmalar yürütüldüğü için de kaynaklar ve kabiliyetlerimiz yeterliydi. Bunun avantajını yaşadık ve hemen hemen de hiçbir ihtiyaca cevap vermemezlik olmadı. Bu işin çok güzel tarafıydı. Yapılan ölçümlere göre gıda perakende sektörü yaklaşık 600 milyar liralık bir büyüklüğe gelmiş durumda. Her ne kadar gıdayı son tüketiciye ulaştırıyor gözüksek de sektör tarım ve gıdanın hemen hemen her noktasına dokunma özelliğine sahiptir. Sektör satacağı ürünlerin arzı konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağını takip etmek zorundadır. Dolayısıyla tarım ve gıda arzını etkileyen konuları dinamik bir şekilde takip etmemiz gerekiyor ve ediyoruz. Geleceğimiz tarım ve gıda arzında olduğunu düşünen birisi olarak tarım ve gıda arzı konusunda gelecekte sorunlarımızı en aza indirmek için bazı düşüncelerimi maddeler halinde paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Tarım için yönetimi parçalı yapıdan kurtarılıp tek elden yönetilmesi önemlidir. Ve bunun da patronajı Tarım Bakanlığı olmalıdır diye düşünüyorum. Bunun önemli bir öneri olduğunu düşünüyorum. Doğru ve güvenilir verilerin oluşturulması, güncellemelerin zamanında yapılması ve bu veriler ışığında hareket edilmesinde önemli olduğunu düşünüyoruz. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre %7,5 olan köy nüfusunun tarım için yetersizliği malum. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kırsal kalkınma programlarının
eksik yönlerinin hızlıca ele alınıp hayata geçirilmesini öneriyorum. Hem kırsal kalkınmayı desteklemek hem de nitelikli tarım yapabilmek için tarım eğitimindeki meslek liselerinin kalitesinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Üretim kooperatiflerin yapısının yeniden ele alınmasını mümkün olan kısa sürede dünyadaki iyi uygulamalar seviyesine çıkartılması için çalışmalar öneriyoruz. Dışa bağımlılığın azaltılması, dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin üretimine ağırlık verilmesiyle mümkündür. Bunun için özellikle bir iki tane de örnek vereyim bu konuda. Yağlı tohumlar gibi, pirinç gibi konularda bu eksiklerimizi giderici tedbirlerin alınmasına ihtiyacımız var. Bunlar için neye ihtiyacımız var? Tarım alanlarının büyütülmesine, toplaştırma programlarının biraz daha yaygınlaştırılmasına, üretim alanlarını büyüterek ölçek ekonomisinden faydalanılması dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesine, döngüsel tarım atıkları ve atıkların en aza indirilmesi, israfın önlenmesi ve bugünkü Sayın Bakan'ın da söylediği önemli konu başlığı gıdanı koru, sofrana sahip çık sloganına uygun bilinçlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için yüksek teknolojinin kullanılması da ayrı bir başlık olabilir. Depolama ve lojistik altyapımızın ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi, sorunlarının giderilmesi, lisanslı depoculuk sistemine ürün çeşitliliğinin artırılması, taşıma kooperatiflerin yapısının ele alınıp düzenleme yapılması, özellikle yaş sebze meyvede yüksek firelerin makul seviyelere çekilmesi için altyapı çalışması yapılması önem kazanıyor. Ülkemizde yaklaşık 52 milyon ton civarında sebze meyve üretiminin yapıldığı söyleniyor. Bunun %30-35 aralığındaki daha tüketim noktasına gelmeden fireye ayrıldı. Sayın Bakanımızın da sunumunda buna benzer rakamlar vardı. İklim değişiklikleri çok önemli, bunlara dikkat etmeliyiz. Su kullanımı çok önemli, bunlara dikkat etmeliyiz. Değer zincirinin ve yenilikçi politikaların oluşturulması da gıdanın arzında son nokta olmamıza rağmen ilgilendiğimiz konular. Bunların hepsiyle ilgili bizim sektör derneğimiz çok detaylı bu konuları değerlendiriyor ve şirket şirket kendi gücünde yatırımlar yapmaya çalışılıyor. Gelecekte tarımı daha iyi noktaya taşımak hepimizin görevi. Bu görevi yapmak için elimizden geleni biz de yapmaya çalışıyoruz. Bu bölümde bu kadarla kifayet edebilirim Gökhan Hocam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Şimdi Hakkı Bey ile devam edeceğiz. Hakkı Bey, siz gübre, enerji, orman ürünleri gibi çok farklı alanlarda tarım ve gıda sektörü değer zincirinde çalışıyorsunuz. Siz de yine gıda arzı ve güvenliği çerçevesinde tarımsal üretimde riskler ve belirsizlikler ve girdi tedariği bakış açılarıyla pandemi süreci bize neleri gösterdi? Bu konuda neler yapmalıyız? Görüşlerinizi rica edeceğim. Hepinize selamlar, hayırlı günler. Ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Tarımı evimizdeki mutfakla bağdaştırıyorum. Diyorum ki tarımı olmayan ülke mutfağı olmayan bir eve benziyor. Bir evimizde de mutfak yoksa hem sağlık hem de ekonomik açıdan etkileniyoruz. Onun için tarım bu ülkenin vazgeçilmezi. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz gübre üretiminde faaliyette bulunuyoruz. Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olmak olarak anılıyorsa da özellikle gübre alanında yetmediğini açıkça söyleyebilirim. Türkiye'nin tek üre gübresi üreticisi olarak biz ihtiyacın sadece 1/5'ini sağlıyoruz. Demek ki tarımın ana girdilerinden bir tanesi gübre konusunda daha gideceğimiz çok yol var. Yapılması gereken çok fazla yatırım var. Ben risklerle ilgili almış olduğum bazı başlıkları söylemek istiyorum. Hem vakit dar, sadece başlık olarak geçip diğer katılımcılara da zaman bırakmak istiyorum. Karantinanın etkisiyle iş gücü yetersizliğinin özellikle tarımsal alanda emek yoğun üretimde sekteye uğramaması bizim çok dikkatle takip etmemiz gereken konulardan biri. Taze gıda tedarik zinciri ulaşım yolları kapanmamalı. Türkiye bu konuda ciddi bir yönetim sergiledi ama bu konunun ben
dikkatle yine takip edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konuda yine gıda, taze gıda güvenliğinin yapıldı bu dönemde. Hem hane halkları hem de bazı ticari işletmeler pandeminin de etkisiyle, panikle stok yarattı. Tabi bu stok belli bir dönemde özellikle gıda ürünlerinde gıda ürününün tazeliği ve gıda güvenliği konusunda da dikkat etmemiz gereken bir alan olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Benim tedbir olarak özellikle küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesi gerekliliği yine altını çizeceğim konulardan bir tanesi. Yerel gıda arzının sağlanması lazım. Bu şehirlerde bile insanlar artık küçük bir bahçem olsun, günlük ihtiyaçlarımı karşılayacağım bir üretimim olsun fikri yaygınlaştı. Maalesef Türkiye küçük ölçekli tarım alanlarını yeterince değerlendiremiyor. Bu konunun yine gündeme alınıp verimsiz tarımsal alanların değerlendirileceği bir politikanın gündeme alınması gerekir. Son olarak da ekleyeceğim yine ihracat kanallarının da açık tutulması gerekir. Özellikle böyle durumlarda. Çünkü bazı ülkeler kısıtlamaları getirdi. Her ne kadar Türkiye kendi kendine yetiyorsa da biz global bir dünyada ihracat kanallarının küresel ticaretin bu anlamda devam etmesi için gayret göstermeliyiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birinci turun sonunda Gökalp Bey ile devam edeceğiz. Gökalp Bey, siz aslında hem birinci ve ikinci soruyu da yönelteceğim ben size. Birlikte cevap verirseniz memnun olurum. 10 dakika süreniz olacak toplamda. Siz tabii lojistik sektörünü temsilen buradasınız. İlk soru olarak gıda arzı ve güvenliği çerçevesinde gıda stoklarımızın sürdürülebilirliği ve tedarik zinciri konusunda pandemi bize neler gösterdi? Bu konuda neler yapmalıyız? İkinci soru olarak da Netlog önümüzdeki 10 yılda gıda tedariğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için neler yapmayı planlıyor? Yol haritanızda neler var? Bunları rica edeceğim. Tabii ki efendim. Çok teşekkür ederim öncelikle beni de çağırdığınız için. Şimdi biz Netlog olarak veyahut da Netlog'un altındaki bazı şirketlerimiz gıda ve gıda sektörüyle gerçekten çok içli dışlı çalışan bir yapımız var. Biz şu sorduğunuz soru yönetim kurullarımızda, stratejik geliştirme gruplarımızda devamlı olarak tartışıyoruz. Bir kere açıkçası Türkiye'de gıdaya ulaşım pandemi sürecinde gerçekten aksamadı. Yani bizim yurt dışındaki şirketlerimizde, yurt dışında yaşananlara baktığımızda Türkiye'de bu sürecin ne kadar başarılı yönetildiğini ve gerçek anlamda aslında hiç sekteye uğramadan çalıştığını biz bunu gördük. Ha ama ne oldu? Tabii bazı ithal ürünlerde eksikler olabilir ama o da bizden kaynaklı sıkıntılar olmadı. Yani yurt dışından üreticiler çalışmadığı için malları göndermedi. Dolayısıyla ithalat olmadı bu sürecin ve malları biz satış noktalarına yetiştiremedik. Ama onun dışında gerçek anlamda bütün süreç boyunca bütün mağazaları ben bizzat gezdim. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Biz hem üretici ayağında hem perakende ayağında gerçekten ikisini buluşturan bir noktadayız. Ve biz ne yapmamız lazım diye baktığımızda aslında bu süreçte yapmamızdan çok yaşadığımız bazı sıkıntıları nasıl aşmalıyızı tartışmak istiyorum ben. Hayatın bu derece sekteye uğrayacağı pandemi hiçbirimizin beklediği bir şey değildi. Ve en büyük yaşadığımız sıkıntı ilk bu pandeminin işte sıkıntılı olduğu veyahut da insanların eve kapandığı günlerde herkes tabii herkes oluyor. Bizim çalışanlarımızda ciddi anlamda sağlık soruları olmaya başladı. Yani insanlar buna işte yakalanmamak için ne yapmaları gerektiği bizden bütün çalışanlarımız döndü. Güvenlik ekipmanı istedi, maske istedi, hijyen ekipmanı istedi. Şimdi biz çok süratli bunlara ulaşamadık açıkçası. Ama zaten yani bunlar stoklarımızda olan şeyler değildi. Çünkü biz de tahmin etmiyorduk böyle bir şey olacağını. Ve bu süreçte şunu gördük ki evet böyle şeyler olabiliyormuş. Biz şu anda bütün depolarımızda, bütün ofislerimizde bir daha bunun yoğun tekrarlanması aşamasında önüne geçmek için ve bizim yaptığımız için aksaya uğramaması için gerekli tüm yatırımları yaptık ve stokladık ürünlerimizi. Ama tabii
bunun dışında başka bir şey olursa gene aynı problemi yaşayabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Şimdi tedarik zincirinde çalışan kadroların sağlık sorunlarının dışında bir şey daha oldu. Perakende sektörünün Sayın Duayenimiz Garip Edem'in çok güzel bir şey söyledi. Türkiye'de gıdaya ulaşımda sıkıntı olmadı ama bunun yönetiminde biraz bir sıkıntı yaşadı. Çünkü insanlar ciddi anlamda paniğe kapıldı ve mağazalara yığın yaptı. Şimdi ne oldu? Bütün mağazalarda kuyruklar oluştu. Tamam, biz devamlı çok ciddi anlamda, yani şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim. Bir firma müşterimiz, perakendeci müşterimiz, biz günde haftada 50, şey, günde 50 tır mal teslimatı yaparken bir anda 150 tıra çıktı bu kapasite. İnsanlar ihtiyacı olsun olmasın her şeyi almaya başladı ve bu bozulan ürünlerde ciddi anlamda israfa sebep oldu. Şimdi adam gidiyor, normalde evine bir labne alırken 5 tane alıyor. Halbuki haftaya yine oradasın, her gün oradasın. Ve bunlar bozuluyor ve ciddi anlamda çöpe gidiyor. Şimdi bu tabii ki alma demekle olmuyor. Bu biraz halkımızın da yönlendirilmesi, yetiştirilmesiyle alakalı bir şey. Bir de güven lazım. Yani insanların, evet arkadaş ben bunu almazsam da yarın da gelir alırım, haftaya da bunu alırım güvenini edinmesi lazım. Biz bu iki ay boyunca, insanların eve kapandığı süre boyunca bütün mesajları vermeye çalıştık. Dedik ki arkadaşlar, gıda tedarik zincirindeki üreticiler, satış noktaları ve lojistik sisteminde bir aksama yoktur. Bu ürünler her zaman bu mağazalara teslim olacaktır. Gereksiz ürünleri almayın. Şimdi kısa vadede ve çok kısa vadede, 2-3 haftalık süreçte bu üreticinin hoşuna gidiyor, çok mal sattık diye seviniyor. Perakendenin hoşuna gidebilir, cirolarımız arttı diye. Bizim hoşumuza gibi ne güzel taşıdı ama orta ve uzun vadede aslında hiçbirimiz bundan fayda görmüyoruz. Çünkü adam evine bunları doldurduğunda bu sefer hafta ilkinde daha az alıyor. Yani averaja baktığınızda aylık aslında satılan ürün yine aynı almış oluyor. Hem ekstrası zaten çöpe giden ürün oluyor. Yani bu açıkçası çok üzücü bir şey. Ciddi anlamda israf oldu bu süreçte. Bence bunları aşarsak bir sonraki pandemide aslında biz bundan çok daha güzel bir şekilde bunu atlatabiliriz. Ama tabii dediğim gibi yani bu bir günde olacak bir şey değil. Bir kere bunların belki de okullarda eğitimi verilmesi lazım. İsrafın kötü olduğunun, bize çocukken öğretilirdi bu okullarda. İsrafın kötü olduğunun okullarda öğretilmesi, aile ortamında, evde ebeveynlerin çocuklarına bunu anlatması ve öğretmesi. Ama her şeyden önce kendilerinin buna örnek olması gerekir ki bu zincir doğru çalışsın. Ama hani pandemi süreci bize ne gösterdi derseniz, ben şunu söyleyebilirim. Pandemi süreci Türkiye'nin gıda tedarik zincirinin ben güzel çalıştığını gördüm açıkçası. Yani burada tabii ki en büyük başarı bu zincirdeki çalışanlarda. Yani üreticiler üretmeye sağlıklı bir şekilde devam etti. Perakendecilerimiz inanılmaz güzel çalıştı. Yani baktım, ikinci gün gittiğimde herkesin maskeleri, bütün ürünler torbalanmış, insanların güvenle alabileceği şekilde eğitim şekilde devam etti. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık. Ve bu süreci aslında bakarsanız bence çok az bir sıkıntıyla biz açtık. Öyle görüyorum. Hani bana derseniz ki neyi daha farklı yapardınız? Bu saydıklarım dışında çok da farklı bir şey yapmazdım. Hani bu işin kanun tarafını, yani gıda taşıma kanunlarına girmiyorum şu anda. Onları bir sonraki soruda cevaplayacağım zaten. İkinci soruya da geçebiliriz istiyorsanız Gökalp Bey. Önümüzdeki 10 yıl için sizin hedefleriniz, aklınızda olan planlarınız nelerdir? Onlardan da, onlara da bahsedebilirsiniz. Şimdi gıda tedarik zincirini sürdürebilirliğini sağlamak tabii ki bir ülkenin aslına bakarsan önemli görev. Şimdi bu pandemide sağlık sistemi çok iyi çalışsın ama mağazalarda gıda bulunamaması demek, İnsanların gerçek anlamda kaosu sürüklenmesi demek. Şimdi gıda o yüzden çok önemlidir. Çünkü her gün tükettiğimiz temel ihtiyacımız. Yani onsuz olmaz. Gıda, su, sağlık tabii ki çok önemli. Gıda tedarik zincirinde 3 tane ana oyuncu vardır. İşte bunlardan bir tanesi üreticiler. Bir tanesi bunun lojistik altyapısı. Bir tanesi de perakendeciler. Bu halkada baktığınızda 3 halkalı zincirin aslında en zayıf halkası en tehlikelisidir. Dolayısıyla bizim üçümüzün birlikte çalışması lazım. Şimdi biz lojistik halkasındaki bir oyuncu olarak kendimiz için geliştirmeleri devamlı yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Gıda ve perakende kanalındaki müşterilerimizin bir kere COVID krizi dertleri elimizden geldiği şekilde çözmeye çalıştık. Ne oldu? Şimdi bir kere herkes elektronik ticarete yöneldi. İşte evlerine sipariş verdi.
çok ciddi bir kısım Türkiye'de gerçek anlamda evinden çıkmadı. Yani bu da ne oldu? Sanal marketlere yüklenmelerine sebep oldu. İnternet siparişleri ama o kapasite de şu anda Türkiye'de kaldırmayınca bu sefer verilen siparişler ciddi anlamda gecikmeler yaşadı. Biz ne yapıyoruz dersek bir kere gıdan olmazsa olmazı bizce ısı kontrollü tedarik zinciri yönetimidir. Çünkü gıdaya baktığınızda işte demin sebze meyve diyoruz. Sebze meyvenin çok ciddi bir kısmı, hani salatalık haricinde, çünkü soğuk salatalığın düşmanıdır. Çok ciddi bir kısmının aslında ısı kontrolü taşınması lazım. Çünkü kopardığınız ürünün ısı kontrolü taşıdığında hayatının, yani ömrünün son yavaşlamasını yavaşlatıyorsunuz. Şimdi bugün baktığınızda Türkiye'de tüketilen sebze meyvenin yüzde kaçı ısı kontrolü araçlarla taşınıyor derseniz, çok cüzi bir kısmı. Tamam, çok ciddi perakende mağazaları bunu yavaş yavaş ve ciddi anlamda yatırımlarıyla böyle yapmaya başladılar. Ama birçoğu da böyle yapmıyor. Dolayısıyla bu kanunların geçmesi, yani sebze meyvenin ısı kontrollü araçlarla, sistemlerle depolanması, taşınması kanunlarının geçmesi, bunun da uygulanması lazım aslında daha önemlisi. Hani geçirdiğin kanun uygulamadığında bu da başka bir sıkıntı yaratıyor. İkincisi, şimdi biz şu anda 21 şehirdeyiz. Soğuk zincir stok sistemimizde, depolarımızda. Ve 200 bin metrekare depo alanımız var şu anda ısı kontrolü gıda için. Biz bunu önümüzdeki sene içerisinde 100 bin metrekare daha verip 300 bine çıkartıyoruz. Yani toplam 1.2 milyon metrekare depolama sahasımızın 300 binini soğuk zincire ayırdık. Ve bu sistemde şu anda 1100 tane aracımız çalışıyor ve bunu arttırıyoruz. Ama bir şey daha yapıyoruz bunu arttırırken. Bunun artık B2C ev teslimatı ayağını da oluşturmaya başladık. Şimdi bizim Polar Express markası, Polar Express markası, bir de Polar Express alt markası. Bu tamamen online, yani internet siparişlerin ev teslimatlarını yapmak üzere. Nasıl bizim yurt dışında kargo şirketlerimiz var, onların soğuk zincir gıda taşıma versiyonunu oluşturuyoruz. Bu bizim için bu sene çok ciddi yatırım yaptığımız bir proje. Bu arada şunu söylemek lazım. Türkiye'de donuk sektörü maalesef büyüyemiyor. Halbuki donuk ürün dediğiniz baktığınızda uzun vadede tutabiliyorsunuz. Aslında çok doğru bir şeydir donuk. Yani Avrupa'ya gittiğinizde, gelişmiş ülkelere gittiğinizde bir marketin neredeyse üçte biri ısı kontrollüyken bu Türkiye'de çok daha azdır. Halbuki bu gelişmiş ülkeler daha artar. Yani bizim de oralara doğru gitmemiz lazım. Gene lojistik sektöründe olan bir halkasında olan bir müşteri şey firma olarak bütün sürecin aslında gıda tedarik sürecinin sıkıntısız çalışması için gereken teknoloji, yani insan kaynaklı teknolojisinin dışında insan kaynaklarının yanında IT sistemlerinin, yani bilgi işlem teknolojilerinin yeniden yapılandırılmasını sağlıyoruz. Ve biz müşterilerimizle ve perakendecilerin arasındaki bir şirket olarak buradaki optimizasyonu sağlayıp bir kere israf döneme geçmeye çalışıyoruz. Şu anda ciddi anlamda şu Türkiye'de kapasite fazlası var. Baktığınızda araç aradığınızda bulamıyorsunuz ama fazla araç da var. Araçların çoğu yerde. Çünkü araçlar yanlış yerlerde. Bunları bir şekilde aynı havuza toplayıp optimum seviyede sinerji yaratarak malları daha az maliyetle ulaştırabilecek yapıları kurmaya çalışıyoruz. Baktığınızda lojistiğin esas işi zaten budur. Yani optimum volümlerle optimum sistemleri yaratıp efektif dağıtım çözümleri sunmak müşterilerimize. Biz de artık bunları yapıyoruz ama tabii bir gerçek daha var. Bizim yaptığımız sistemlerin kanunlarla desteklenmesi lazım ki insanlar da, müşteriler de bizim yaptığımız sistemleri kullansın. Çünkü evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Gökalp Bey, iki soruya da verdiğiniz cevap için. Hakan Bey, sizinle ikinci tura devam edelim lütfen. Siz tabii Denizbank olarak çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz ama tarım özelinde önümüzdeki 10 sene için hedefleriniz, yapmak istedikleriniz nelerdir, onları rica edelim. Evet hocam, sürenin de darlığını göz önüne alarak şöylece hemen özetlemek istiyorum. Bir kere sayın konuşmacılar da belirttiler, gerçekten hani geleceğe giderken geçmişimize baktığımızda özellikle pandemi dönemini esas aldığımızda bu işin hani girdisinden dağıtımına, lojistiğine, perakendisine, hatta finansmanına ve nihayetinde tüketiciye kadar giden zincirde Türkiye aslında iyi bir sınav verdi diye düşünüyorum, yani dışarıdaki örneklerle kıyaslandığında. Ve Maslow'un ihtiyaçlar listesinde gıda bir kere hani hemen ilk önce geliyor, güvenlikten bile önce. O nedenle bizim buradaki hassasiyetimizi sürdürmemiz ve
bizim stratejimizin lokasyonumuzdan gelen avantajları kullanmamız lazım. Şimdi ben tabii işe finansman tarafından bakacağım ama öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir kere genç ve çiftçi ve kadın çiftçi olayı hakikaten önemli. Yani üretim sürecine bu insan faktörünü nispeten gençleştirerek, kadınlarımızı da dahil ederek, ki bizde çok iyi tarım örnekleri var kadınlarımızın başardığı. Biz buna yönelmemiz lazım. Diğer bir olgu da yıllar itibariyle gelişen ekonomilerden, gelişmiş ekonomi dediğimiz yerlerde tarım sektörünün toplam gayri safi milli hasıladaki oranı küçülüyor. Çiftçi adeti de nispeten azalıyor. Yani bir konsolidasyon var. Ama bunu en doğru, en iyi şekilde yapmak lazım. Konsolidasyonun getirdiği yarar bir kere bir optimizasyon demek. Daha düşük maliyet, daha fazla katma değer demek. Ve günün sonunda ülke ekonomisine daha büyük katkı demek. Ancak bunu yaparken işi çok doğru yapmak ve büyük tarım ölçeklerine, büyük tarım hayvan çiftliklerine besi olsun ve doğru olan, yani ülke için ne bileyim Küçükbaş mesela Anadolu'nun ana vatanı, bizim bundan vazgeçmememiz lazım. Büyükbaş'ın getirdiği hani bizim iklimimizden dolayı sıkıntılara duçar olmamak için çok daha farklı stratejilere doğru zaten bakanlığın yöneldiğini görüyoruz. Yanı sıra şimdi bütün amaç bu zinciri en optimal, en fazla katma değeri olan hale getirmek. Biz pandemide gördük ki hani ziraat mühendisi sahaya çıkamadı. İşte sokağa çıkma yasakları vesaire. Bir aplikasyonumuz var mühendise sor diye. Biz buradan çiftçimizin bütün sorularını cevaplayabildik. Uydu görüntüsüyle en az haftada bir kendi bulunduğu tarlanın koordinatlarına, bölgeye değil dikkat edin, sadece koordinatlarında hava durumunun ne olduğunu ve herhangi tarlasında ezilme, üzerinden işte traktör geçer şu olur bu olur, bu tür yara bere bir şey var mı, gidip bakması gerekiyor mu, onları göstermeye sürdürdük. Dolayısıyla şunu da anladık ki çiftçimiz aslında iyi yapılan örneklere karşı o kadar duyarlı ve o kadar algısı kuvvetli ki anında vaziyet alıyor. Ve bu aplikasyonumuzu şimdi 200 bin indiren, işte 100 bin üzerinde kullanan var. Bunlar çok devam edecek gibi görünüyor. Bakanlığın da hedeflerine baktığımızda DİTAP projesiyle tabii çok önemli bir ön adım atılmış durumda. Bunun tabii çok farklı noktaları var. Ama biz finansmanda baktık, az önce söyledim 120 milyar TL'den bahsettik. Ama şimdi bankacılığa bakıyoruz, özel sektör, kamu var. Bir de tarım kredi kooperatifi var. Şimdi yurt dışı örneklere baktığınızda bir kere çok güçlü kooperatifler var Gökhan Hocam. Yani finansmana çok kolay erişimi olan, yurt dışından bunları parayı ithal edip gerekli yerleri sübvanse eden, bu tür çok önemli özel sektör diyebileceğimiz girişimler var, kooperatif girişimleri. Bunlar tabii üretimi de bildikleri için kökeninde buna ihtiyaç duyacakları kaynakların temininde de yola çıkıyorlar. Biz de birliklerimizde çok önemli değişimler, gelişmeler var. Onlar da işe çok sahip çıktılar ama bu konuda açık söylemek gerekirse henüz eksiyiz. Yani Türk tarımını 18 milyar dolardan 50-60 milyar dolarlara çıkartmak gündemde ise, ki öyle olmalı, bizim bunun finansmanını da mutlaka sağlamamız lazım. Ve girdi güvenliğini, fiyatlarını da göz önüne alarak sağlamamız lazım. Bir de çok söz edildi, evet, korkunç bir israf. Ve yani size şöyle söyleyeyim, biz Bodrum'da yazlıktayken Diyarbakır karpuzu yiyoruz, Adana karpuzu. Ya nerede bunun Çinesi, Aydın'ı, nerede bunun Çanakkale'si, bunun bu lojistiğini vesairesini düşündüğünüz zaman ciddi israfların gündemde olduğunu düşünüyorum. Ama dijitalleşme bunun önüne alacaktır. Biz ne yapacağız Gökhan Bey? Çok özetle, biz 400 şubemizde şu an için 1000 ve bunun 800'e yakını ziraat mühendisi ve çiftçi çocukları, yani bunlar gerçekten toprağında ailesi de bu işi yapan çoğunluklu insanlar olarak aslında kırsaldan kente göçü bir anlamda önleyerek bir taraftan tarımı yükseltirken bir taraftan da şehirlerimizin daha iyi altyapıya kavuşması ve daha makul nüfuslara hizmet vermesi. Bu arada da Türkiye'de biliyorsunuz son 18-20 yılda muazzam bir altyapı yatırımı yapıldı.
bu altyapı kırsalı da kapsıyor. Dolayısıyla bundan da bizim yararlanmamız, bunun getirilerini toparlamamız lazım. Ez cümle, ben tabii bir ihtisas sahibi değilim tarımda ama şunu anladım. Bir sürü sektörle bankacı olarak ilgileniyoruz. Ama tarım öğrendikçe derinleşen ve çok fazla aslında bilgi birikimine ihtiyaç duyulan, hani biz 500 bin köye 500 bin kitap, 5 bin köye 500 bin kitap projesini yaptık bakanlığımızla ve gördüm ki yani o kadar fazla ürün var ki endüstriyel sayılabilecek ve bu ülke o kadar mümbit ki bunların hepsini içerisinde barındıran, bize de bunları finanse etmek düşüyor. Çiftçimizin A'dan Z'ye yıl içerisindeki, çünkü mevsimlik bir olay tarım malumunuz, bütün bu mevsim sapmalarını, kuraklık vesaire risklerini de göz önüne alarak nasıl organize edebileceğimizi finansal açıdan iyi düşünmemiz, buna uygun ürünler geliştirmeye devam etmemiz, sigortasına önem vermemiz ve yurt dışı iyi örnekleri de mutlaka ithal etmemiz ve kendi içimizde de en iyi örnekleri finansman açısından yaratmamız ve çiftçimizin elini asla bırakmamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim Hakan Bey, sağ olun. Ahmet Bey, sizinle ikinci tura devam edelim lütfen. Tarımın önemli konularından bir tanesi de stoklama. Gıda stoklaması konusunda TME olarak neler yapıyorsunuz ve yine sizin de kurum olarak önümüzdeki döneme yönelik görüşleriniz, beklentileriniz nedir, onu da alabiliriz. Tabii memnuniyetle. Şimdi tabii stoklamayla ilgili kelime anlamı itibariyle baktığımızda bir kamuoyunda olumsuz değerlendirilen bir kavram olarak önümüze çıkıyor ama tarım ürünleri 12 ay boyunca tüketicilerin, halkın istifadesine sunmak için belli şartlarda, belli yerlerde stoklanması, muhafaza edilmesi, korunması gerekiyor. Bu normal depolar olur, soğuk hava depoları olur, özel amaçlı hazırlanmış depolar olur. Burada Toprak Mahsulleri Ofisi olarak tabii ki bizim birinci bölümde anlattığım görev alanımızdaki başta Ulubat ve Bakliyat olmak üzere verilen ürünlerle ilgili, göreve verilen, görev alanına verilen ürünlerle ilgili bizim alım dönemiyle beraber bunları muhafaza etmemiz gerekiyor ve yıl içerisinde veya piyasanın ihtiyaç duyacağı dönemlerde sunmamız gerekiyor. Gerek yurt içine, gerekse yurt dışına. Tabii burada bizim elimizde enstrümanlardan ne var? 4.2 milyon tonluk bir stoklama yapabileceğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depo kapasitesi mevcut. Bunun dışında özellikle son yıllarda giderek önem kazanan sağlıklı depolama, kaliteli depolama, elektronik ürün senedine dönüştürerek üreticilerimizin çeşitli imkanlardan, faydalardan, desteklerden yararlanabildiği lisanslı depoculuk sistemi var. Bunu da şu anda itibariyle baktığımızda yaklaşık 6 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış durumda ve giderek de artmaktadır. 2023 yılına kadar da 8 milyon veya 10 milyon civarında ton civarında bir depolama kapasitesine ulaşacaktır. Tabii bir anlam olarak stokçuluktan bahsederken, stoklamadan bahsederken Toprak Mahsulleri Ofisi olarak geçenlerde de kamuoyu açıklamamız oldu. Bunu da neden yapıyoruz? Gerek Sayın Bakanımız gerekse bizler. Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirirken bunu sektörün ilgilileri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve de bu işi iş edinmiş insanların kişi ve kuruluşlarına yapması hep şu ana kadar yönetildi veya uygulandı. Bazı ürünlerde görüyoruz. İşte pandeminin de veya salgının da getirdiği bir anlayışla, bir risk şeyle, yaklaşımla işte gıda ürünlerinde fiyatlar yükselecek. Gıda ürünlerinde yatırım yapanlar daha çok para kazanacak beklentisiyle. Bazı ürünlerde ürünü alıp satmamak amaçlı depolamak. Bu amaçla yapanlar bizim radarımızda işin doğrusu. Biz buna kurumumuzun görev amacıyla, kurumumuzun misyonu gereği izin verme noktasında çok ciddi bir hassasiyetimiz var. İzin vermeyeceğimizi hep ifade ettik. Gene zaman zaman açıklamalarda bulunuyoruz. Piyasanın sürdürülebilir bir şekilde, piyasanın dengeli bir şekilde, düzenli bir şekilde yönetilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi hem kendi stoklarını, hem elindeki yetkileri, hem de
piyasadaki partnerlerimizle, piyasadaki güvendiğimiz bu sektörün uygulayıcıları tarafından, çalışanları tarafından, yöneticileri tarafından ortak aldığımız kararları hassasiyetle uygulayabileceğimiz bir anlayışımız var. Tabii bunu yaparken elimizdeki stokları kullanabiliyoruz. Yetkilerimizi kullanarak dış alımlar yapabiliyoruz, stoklarımızı güçlendirebiliyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya itibariyle veya deprem gibi olağanüstü hal durumlarına ilişkin bizim olağanüstü artı stoklarını tutma görevimiz var. Bu stokları muhafaza ediyoruz, tutuyoruz. Ve gene çok geçmişten bahsetmiyorum. Değerli konuşmacılar hep pandemi döneminde Türkiye'nin bu süreçte gerçekten başarılı bir dönem geçirdiğini, insanların gıdaya ulaşmada, tüketim araçlarında herhangi bir sıkıntı yaşamadığını sıklıkla vurguladılar. Biz de memnuniyetle görüyoruz ki hem dünyada, Avrupa'da birçok market rafı boş kalırken Türkiye'de market rafları boşalmadı, en fazla yarım saat boşaldı. Bu Türkiye'de güçlü bir tarımsal altyapının olduğunu gösteriyor. Türkiye'de çok güçlü bir sektörün olduğunu gösteriyor. Yani üretim devam etti. Fabrikalarımız çalıştı. İlgili sektör, gıda parakendecisi olsun, nakliyecisi olsun, tedarikçisi olsun, bunlar üzerine düşen görev yaptılar ve çok daha önemlisi, fiyatlarda da herhangi bir anormallik yaşatmadan halkımıza yürüttüler. Elbette devlet olarak da ilgili bakanlıklar, başta Tarım Orman Bakanlığı olmak üzere, ki biz de Toprak Mahsulü Ofisi olarak bizim elimizdeki stoklarımızı güçlendirerek pandemi öncesinde bu yaklaşımı, bu gelen sıkıntıyı tahmin ederek ilave yetkilerle stoklarımızı güçlendirerek sektörün bize düşen kısmına hiçbir sıkıntı yaşatmadık. 2020 yılında tabii gelecekle ilgili konuşmak lazım. Burada bizi dinleyenler veya not alanlar için şunu söylemek lazım. 2020 yılı geçtiğimiz dönemden daha iyi bir dönem olacağını biliyoruz. Çünkü iyi bir üretim dönemi geçirdik. Buğdayda, arpada, mısırda, çeltikte yakında hasat başlayacak. Diğer tarımsal ürünlerde gerçekten doğal afetlerden fazla etkilenmeden, rekoltelerde büyük kayıplar vermeden, kalitede büyük sıkıntı yaşamadan önceki yılların ortalamasının üzerinde bir verimle karşı karşıyayız. Bu Türkiye'de bu ürünler var. Piyasa bu noktada herhangi bir endişe, bir sıkıntı duymasına gerek yok. Bizim elimizde olup olmaması veya sektörün elinde olup olmaması da çok önemli değil. Türkiye'de bu ürünler var ve Türkiye kendi kendine yetebilecek miktarda gıda üretimine sahiptir. Elbette şunu söylemek lazım. Az önce de bahsettim. Ta ki bu elinde ürün bulunduranlar bir şekilde satmamakta, direnmemeleri, ürünün değerinde tüketiciye ulaşması için şeylerini, satışlarını yapmaları, piyasaya arz etmeleri çok önem arz etmekte. Biz de bu noktada gene geçen yıl olduğu gibi Ekim döneminden itibaren muhtemelen ta önümüzdeki gelecek hasat dönemine kadar olan sürecin şu anda hazırlığını, planlamasını yapıyoruz. Geçmişteki, önceki yıldan daha yüksek miktarda stoklarımız var. Devir stoklarımızla beraber. Yetkilerimiz var. Sektörle çok anlayışlı bir şekilde, rahat bir şekilde koordinasyon ve diyalog kurabiliyoruz. Gene 2020 yılının hasat dönemi bitimiyle beraber dış tedarik yani ithalat programlarımızla revize ettik. Biz bununla ilgili Türkiye'nin ihtiyacı kadar sadece biz bu ithalatı yapmak niyetindeyiz. Tabii şunu da ifade etmekte yarar var. Biraz da güncel olsun diye söylüyorum. Biz geçen hafta 500 bin ton buğday ithalatı ihalesine çıktık. Ve 25'inde de, Ağustos 25'te de ihalemizi gerçekleştireceğiz. İşte Türkiye neden ithalat yapıyor? Neden buğday ithal ediyor? Şimdi herkes bahsetti, bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Süremizi ülkeler, dolduruyoruz Ahmet Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Ülkeler kendilerine önceliklerini dikkat alarak bazı sınırlamalar getiriyorlar. Bu noktada her ülke kendi ihtiyacına olan miktarı ayırıyor, gerisini satma amacıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bizim de bu dönemde hem dış piyasanın çok uygun olması hem de Türkiye'nin stoklarının güçlendirilmesi amacıyla bir ithalat programımızı başlattık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bu ihtiyacımızın çok olduğundan değil ama ihtiyaç Aralık ayında, Ocak ayında, Nisan ayına kadar, Mayıs ayına kadar ihtiyaç olabilecek miktarlarda zaman zaman gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Turkuaz Medya sizlere çok teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak görevlerimizin yetkili vermiş olduğu sorumluluğu tüketicilerimize, halkımıza karşı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin gıda güvenliği noktasında bir problem yoktur. Ticaretini de yapabilmektedir, ihracatını da yapabilmektedir, tarımsal ihracatını. Ve üreticilerimiz bu noktada en büyük alkışı, en büyük duayı hak eden insanlardır. Türkiye üretmektedir, üretime devam etmektedir. Biz de hem bakanlık olarak hem de toprak mahsulü olarak öncelikle üreticilerimizin yanındayız. Elbette ki tüketicilerimizi ihmal etmeden bu süreci önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Demir Bey, sizinle devam edelim lütfen. Anadolu grubu olarak önümüzdeki 10 yılda tarımda sürdürülebilir üretimi sağlamak için sizin hedefleriniz neler, yol haritanızda neler var, bunları rica ederim. Elbette. Hocam, biz Anadolu grubu olarak ismiyle müsemma, yani ülke Anadolu, topraklarımız mutlu oldukça, müreffeh oldukça biz de böyle olacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim kendi planlarımızda bir kere temelinde yaptığımız her iyi işe devam etmek var. Ona bu zamana kadar geldiğimiz tüm kendi şirketlerimizde iyi yaptığımız uygulamaları devam etmek ve genişletmek, yaygınlaştırmak temel hedefimiz. Öte yandan da ülkenin tarımsal kalkınması için, ülkede tarım ve gıdanın gelişmesi için de olabildiğince katkı sağlamaya, çalışmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü 80 milyonluk bir ülke olarak bizim her zaman gıda güvenliğine ve güvenilirliğine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim sistemi olmadan buna sahip olmamız imkansız. Ve bu da sadece devletten ya da sadece çiftçilerden, sadece özel sektörden beklenecek bir sorumluluk değil. Tüm paydaşlara çok ciddi sorumluluk düşüyor. Ve hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye tarımı ve bir parça da tabii bundan etkilenen gıda sanayi bugün olması gerektiği yerde değil. Biz çok daha öte yerlere gidebiliriz. Dolayısıyla bunu yapmak için ama 10 yıllarca ötelenmiş yapısal reformlarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Bu şart. Yani bizim sıçrama yapabilmemiz için çok yapısal reformlar yapmamız lazım. Sizinle beraber bayağı mesai yaptık. Belki 1,5 sene civarında sürdü bu TÜSİAD raporu da. Çok etraflıca öneriler, projeler sunmaya çalıştık. Bu 3-5 kurumun değil, neredeyse yüzlerce katılımcının eseri oldu. Hakan Ateş Bey burada, Denizbank sponsorları arasındaydı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok ciddi katkıları oldu bize. Ama hakikaten bu el ele, el birliğiyle olabilecek bir şey. Biz Anadolu Grup olarak evet yaptığımız işleri yaparız. Başka holdingler, şirketler, aileler de kendi işlerini büyütebilirler. Ama ülkede tarım ve gıda sanayi sektörü bir sıçrama yapamadıkça bizim de ilerlememiz maalesef çok sınırlı boyutta olacak. Bu kaçınılmaz olacak. Çünkü her şey bir ekosistem içinde gelişiyor ve büyüyor. Bu sebeple yani birkaç ana başlık halinde tekrar tüm çok saygıdeğer katılımcıların söylediklerini belki tekrar ediyor olacağım ama yani bu konulara odaklanmamız lazım ve biz işte 40 defa söylersek de olacak gibi görünüyor. Zira şu son birkaç yıldır bunu gerek STK'larda, gerek iş örgütlerinde, gerek bakanlığımızın değerli bürokratlarıyla, şimdiki bakanımız ve evvelkilerde olmak üzere hep artık bir şeyler yapmamız gerektiğini ve bunu projelerle adlandırmamızın, yani söylemler ve böyle muğlak strateji ifadeleri değil, adım adım yapılacak işleri, stratejileri belirleyerek olgunlaştırıp eyleme dönüştürmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Bunlara bir an önce başlamamız lazım. Örgütlenme Türkiye'nin temel problemi. Kooperatifçilik, hep söylüyoruz. İşte Avrupa'daki gibi banka sahibi kooperatifçiler, kooperatifler lazım bize. Bu küçük parselli araziler, küçük işletmeler. Dolayısıyla az önce ilk şeyde bahsetmeye çalıştım. İşte dijitalizasyon, tarım teknolojileri vesaire dedik. Evet, işte bizimki gibi bir şekilde sermayeye daha fazla aksesi olan, fonları olan şirketler bunları gidip alabilir, geliştirebilir vesaire ama bu çözüm değil. Tüm ülkenin bunları yapabiliyor olması lazım. Küçük çiftçilerin bile Anadolu'da bunları kullanabiliyor olması lazım. Bu da bir ailenin bütçesiyle olacak iş değil. Ancak bu örgütlenmeyle olabilir. Tarımda örgütlenmeyle olabilir. Oradaki kooperatifleşmeyle olabilir.
Ve bu sayede ikinci diğer soru, bizim Türkiye'de daha katma değerli üretim yapmamız lazım. Katma değerli üretimde gerçekten de işte neyle olacak? Ölçek ekonomisiyle olacak. Katma değerli üretim tarımsal teknolojileri daha yaygın kullanarak olacak. Dünyayı açılmayla doğru pazarlara doğru ürünleri zamanında ulaştırarak olacak. İlerlemiş lojistik ve tedarik zincirleriyle olacak. Dolayısıyla bu alanlarda da çok ciddi yatırımlara ihtiyacımız var Türkiye olarak. Türkiye olarak ölçek problemimiz var, doğru. Ama bir diğer problemimiz de finansman, finansa erişim. Ziraat Bankası, Denizbank bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunları da yine olabildiğince yaygınlaştırmamız lazım, genişletmemiz lazım. Yurt dışından yatırım çekmemiz lazım. Bu da çok önemli. Yani bizim sermaye problemimiz, Türkiye'nin sermaye problemi 150-200 yıllık bir problem. Dolayısıyla bizim hakikaten yabancı ortaklıklarla Türkiye'de üretip dünyaya satacak sistemler kurmamız lazım. Biz işte bunu yapmaya çalıştık. Anadolu Etap bunun bir örneği. Anadolu Efes'in bira ihracatları ve hatta aldığı know-how gidip dışarıda yapabilecek düzeyde rekabetçi bir konumda olması Dünya Ligi'nde bunun olumlu bir örneği. Bunları yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz her zaman yani Anadolu grubu olarak üzerimize düşen görevi sosyal sorumluluk anlamında, iyi örnekleri paylaşmak anlamında, yaptığımız iyi şeyleri çiftçisiyle, örgütlü sermayesiyle hakikaten paylaşmak anlamında her zaman çok vereceğiz, yardıma, işbirliğine açığız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Demir Bey. Galip Bey, sizinle devam edelim lütfen. BİM olarak yeni 10 yılda gıda tedariğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için siz neler yapmak istiyorsunuz? Yol haritanızda neler var? Bunları rica ederim. Hocam teşekkür ederim. Tabii bir perakendecinin en önemli konusu rafında ürünü bulundurmaktır. Yani tüketiciye sunabilmektir. Bunun için gıdanın arzı çok önemli. Burada hemen hemen her konuşmacının ifade ettiği gibi bugün iyi durumdayız gerçekten. Stoğumuzda da bir sorunumuz yok. Lojistik altyapımız da şimdilik idare ediyor diyelim. Ancak gelecekle ilgili böyle bir iyi durumu değerlendirip gelecekte sorun yaşamamak adına böyle durumlarda önemli adımlar atmak gerekiyor. Onun için de bugün hakikaten çok memnun olduğum bir bölümü var ki Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurullarının bu konuyu ele almış olması. Ben de hasbelkader bir tanesinin çalışma grubu içerisinde 3,5 aydır vazife yaptım. Oradaki raporumuz da finalize edildi inşallah. Yakın bir zamanda sunulacak. Bu gıdanın arzıyla ilgili tüm süreçlerini mümkün mertebe güncelleyerek, teknolojikle şeylerden istifade ederek durumlardan iyi bir hale getirmek, daha gelecekte de ihtiyacımızın fazlasını oluşturup dünyaya ihracat yapabilir duruma gelmemiz lazım. Bunun için biz ne yapacağız? Biz neticede bir perakendeciyiz, son noktayız ama gıdanın her tarafına dokunduğumuzu ifade ettim. Onun için gelecekte birinci önceliklerimizden bir tanesi tüketicilere yakın olan noktalara mağaza sayısını artırmaya bakacağız. Daha yakında insanlar ulaşabilsinler diye. Bunun ikinci bacağı altyapısını bunun güçlendirmek. O da depolama ve lojistik. Biz bu pandemi sürecinde en büyük avantajımız belki de rekabette olduğumuz diğer sektör oyuncularına göre 1 milyon metrekare civarında lojistik depolama alanımızın olmasıydı ve bunların Türkiye'nin muhtelif yerlerine yayılmış olmasıydı. Bundan biz çok istifade ettik çünkü o kısa süreli olan şeyleri bile biz yaşamadık, yokları. Çok hızlı şekilde ulaştırabildik. Dolayısıyla bu altyapımızı güçlendirici yine ülkenin muhtelif noktalarına bu tarz yerleri açmaya devam edeceğiz. Bir başka yine önümüzdeki 10 yılla ilgili yapmamız gereken stratejik bir takım ürün grupları var. Bunlar yatırım yapmaya muhtaç, yapılması da gerekiyor. En önemlilerinden bir tanesi taze sebze meyve. Biraz evvel sevgili Gökalp söyledi, Türkiye'nin maalesef tazeyi taze tüketmekle ilgili bir alışkanlığı var. Bu alışkanlığı biraz donuya doğru çevirirsek, o bahsettiğimiz 135 ve bir miktarda perakende noktasında olan
%10'a yakın frenin oluşmasını önleyebiliriz bu durumda. Hızlı şekilde ürünlerin bozulmasını ve hayatına devam ettirmesini durdurup onları sağlıklı şekilde tüketicilere ulaştırmak gerekiyor. Bunun için bu lojistik altyapısı çok önemli. Bunu yapacağız. Bunun yanında da o gruplara yani taze sebze meyve gibi, taze et gibi burada da hem şirketimizin stratejik baktığı konular olarak hem de ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarına belki bir nebze faydası olsun diye bu alanlara da yatırım yapacağız. Bununla ilgili içimizde belli birimlere oluşturduk, çalışmalarımız belli noktalara doğru geldi. Hatta bu toplantıdan sonra da bu konularla ilgili bir ayrı bir toplantımız olacak. Taze sebze meyve konusunda neler yapılabilir? Bununla ilgili çalışmalar yapacağız inşallah. Bu tabii Tarım Bakanlığı'nın son dönemlerde bu konularla ilgili yaptığı çalışmalara bir daha bir altını çizerek bir teşekkür etmek lazım ülke adına, sektörümüz adına. Titizlikte yapılan çalışmalar, bunları biz de çok yakından takip ediyoruz. Zaman zaman da görüşümüze başvuruyorlar. Onları da iletiyor olacağız ve oluyoruz da. Ahmet Bey, sevgili genel müdürüm çok güzel şeylerden bahsetti. Ülkenin stokları ile ilgili ama onun yanında da stokçulukla ilgili de bir şeyden bahsetti. Stokçu olmadan ama stoklarını doğru yöneten, çünkü neticesi bunun bir finansmana da dayanıyor. Bu finansmanı da kenarda tutmadan onun da getirisini götürsünü hesap ederek ona göre bu işleri yapmak gerekiyor. Biz de hem sektör olarak hem de şirket olarak bunlara azami gayreti göstererek de yapmaya devam ediyoruz. Ben son olarak teşekkür etmek istiyorum bu programı düzenleyen ekibe, Yasemin Hanım başta olmak üzere ekibine, değerli katılımcılara, bizleri dinleyenlere. İnşallah kısa zamanda şu pandemi sürecinden kurtuluruz, normal hayatımıza döneriz. Göstergeler şunu söylüyor, onu da söyleyerek bitireyim. Pandemi öncesine doğru göstergeler döndü perakende alışverişte. Ama bir miktar tüketici alışkanlığı değişti. Bu alışkanlıklarda evde yemek yapmaya dönük, çünkü daha ekonomik oluyor zaten aynı zamanda. Bir de evde kalmanın getirdiği şeyle bu alışkanlıklar oluşmaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii ki bizim de o evde yapılabilecek yemeklere malzeme vermemiz gerekiyor. O malzemeleri satan birileri olarak bizi mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum böyle bir toplantı tertip edildi ve bu konuların ele alındığı için. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey, son olarak sizden de İKSAŞ olarak yeni 10 yılda tarımsal üretimde riskler ve belirsizlikleri azaltmak için neler yapmayı planladığınızı, yol haritanızda neler olduğunu rica ederim. Öncelikle bakanlığım bu gıdanı koru sofrana sahip çık projesini biz gerçekten önemsiyoruz. İKSAŞ olarak da bu konuda bazı sosyal projelerimiz var. Bunları destekliyoruz. Biraz onlardan ben bahsetmek istiyorum. Tarladan sofraya bu sosyal projemizin adı. Burada neyi amaçlıyoruz? Köylüye, çiftçiye doğru gübrelemeyi, gübrelerken doğru miktarda su kullanmayı, doğru zamanlamada gübreyi kullanmayı gibi bazı temel temel bilgileri aktarıyoruz. Maalesef ülkemizde atadan dededen gelme edinimlerle yapılan bir gübreleme var. En çarpıcı örnek fazla su kullanıyor olmamız. Hani Bakan Bey'imizin verdiği bir bilgide geçen sene 214 milyarlık bir gıda zayiinden bahsediliyor ama bunun arkasında yanlış gübreleme, fazla su tüketimi gibi bazı kayıplarımız da var. Bu yanlışları çiftçiye anlatmaya gayret ediyoruz. Selçuk Üniversitesi'nin değerli öğretim görevlileriyle köy köy ziyaretler yapıp çiftçiye, köylüye bu işi doğru yapabilmenin yollarını göstermeye çalışıyoruz. Amacımız sürdürülebilir tarımı her noktaya anlatabilmek. Çünkü farkında olmadan kaybettiğimiz çok büyük değerler var. Benim çok fazla vakit almadan bu konuda İKSAŞ olarak son 3 yıldır devam ettirdiğimiz bu projeyi
daha uzun bir zamanda devam ettirerek Türkiye'nin ulaşılmamış bölgelerine de gidebilmek. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben de bir kere daha bütün konuşmacılara paylaştıkları değerli bilgiler ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen yine herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ben mi kapatacağım programı? Teşekkür ediyorum. İdareciler mi kapatacak bilmiyorum ama. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Çok teşekkürler, iyi günler, saygılar. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Televizyon kanalımıza da teşekkürler, sağ olun. Bu meslekte duyguya yer yok derler. Bu iş matematik işidir. Rakamlar ne derse, tablolar ne gösterirse doğrusu odur derler. Derler ki oralara gidilmez. Tek tek tüm ihtiyaçlara yetişilmez. Kârı yüksek değilse zahmete değmez. Ve derler ki bankacıysan bankacı ol. Dediklerini dinlersen sana banka derler. Dinlemezsen Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Evet, Sayın Özertan'a ve tüm webinar panel katılımcılarımıza bugün bizlerle olup çok değerli bilgilerini paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Bu arada hemen paylaşmak isterim değerli izleyenler. Çok yoğun bir katılım oldu. Bu katılım gerçekten çok memnuniyet verici. Az önce değerli panelistlerimizden de şu yönde de açıklama geldi. Tarım öğrendikçe derinleşen, bilgi birikimi isteyen bir alan. İşte biz bu bilgileri paylaştıkça tarımda Türkiye daha da ileriye gidecek. Biz webinarlarımıza devam edeceğiz. Bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki webinarımız 26 Ağustos'ta gerçekleşecek ve ana konumuz da sürdürülebilir kalkınma, kırsal kalkınma ve girişimcilik olacak. 26 Ağustos'ta buluşmak üzere. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim bizlere eşlik ettiğiniz için. Görüşmek üzere.